sabahlar, mutlu akşamlar diliyoruz. Söz Meclisi zamanı KRT'de hoş geldiniz. Ben Deniz Çiğdem Akdemir, ekip arkadaşlarımla birlikte konuklarımızı ağırlıyoruz. Gündemi konuşacağız. En çok aslında Amerika Birleşik Devletleri'nden, ya iki senedir de konuştuğumuz bir mesele gerçi ama hiç mi beklenmiyordu, hiç mi hazırlıklı değildi Türkiye? Bu minvalde de konuşuruz elbette ama şu KATSA yaptırımları. Yani bir nevi Türkiye hasım olarak mı görülüyor? Hasımlarla yaptırım vasıtasıyla mücadele yasası diye belki çevirebileceğimiz KATSA yaptırımlarıyla Türkiye karşı karşıya kalıyor, kalacak. Böyle bir karar çıktı. Bunun yanı sıra tabii bunu konuşacağımız gibi iç politikada yaşananlar, milletin meclisinde yaşananlar, bunları da ele almaya çalışacağız konuklarımızla birlikte. Stüdyoda, Ankara, İstanbul'da ve aynı zamanda internet bağlantısıyla konuklarımız var. Burada İstanbul'da bizi yalnız bırakmayan Barçın İnanç, gazeteci İnanç bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ki özellikle dış politika deyince değil mi, başvurulan isimlerden biridir aynı zamanda. Sağ olun. Çok teşekkürler geldiğiniz için efendim. Sağolunuz, eksik olmayınız. Ankara stüdyomuzda birazdan TÜRKSAM Başkanı Doktor Sinan Oğan da olacak. Onu da söyleyelim. Ama Skype hattında internet bağlantısıyla bizimle birlikte olan isimler de var. Fatih Yaşlı hocamız bizimle birlikte, akademisyen yazar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun katıldığınız için. Ve avukat Turan Aydoğan, CHP İstanbul Milletvekili aynı zamanda. Bir hukukçu olarak da tabii danışacağız kendisine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Çiğdem Hanım. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. İlk öncelikle tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelen yaptırım kararını konuşuyoruz ya hafta başından bu yana. Belki de işte hani Perşembe, Cuma da çıkabilir miydi acaba diye de konuşulan bir hadiseydi. Gelinen noktada hep şu söyleniyor. Barçın Hanım, sizinle başlayayım. Nasıl okuyorsunuz diye. Çünkü 1,5-2 senedir bu S-400'ler alındı, alınacak, geliyor vesaire denildiğinden bu yana bu KATSA yaptırımlarını da eş zamanlı olarak konuşuyorduk, tartışıyorduk. Gelinen noktada bu konuda diyor ki Türkiye, benim böyle bir savunma ihtiyacım var ve ben bunu S-400'lerle gideriyorum diyor. Ama NATO'ya entegre konusu zaten söz konusu değil mi? Bir düşman olarak algılıyor çünkü NATO. Dolayısıyla bu sürece nasıl gelindiği konusunda Türkiye'nin bir hatası, bir yanlışı ya da kendini anlatamama durumu var mı diplomatik anlamda da? Ve bu yaptırımlar öyle hafif yaptırımlarmış gibi davranılıyor ama biliyoruz ki Çin'e de benzeri yaptırımlar yapılıyor. Ama Çin bir NATO üyesi değil ama Türkiye bir NATO üyesi ve ilk kez böyle bir şey yaşanıyor değil mi? Dolayısıyla fotoğrafı çekmek gerekirse, girizgahı da yapmak gerekirse buyursunlar. Peki öncelikle biraz bu noktaya nereden geldik diye bakmak gerekirse, evet, genelde S-400 ile ilgili savunmalarda Türkiye diyor ki ben aslında Avrupalı müttefiklerimizin ve Amerika'nın kapısını çaldım. Onlardan hava savunma sistemi satın almak istedim, Patriot'ları almak istedim ama Amerika bana satmadı dedi. Şimdi orada tabii bir nüans var. Aslında Amerikalılar satmak istediler ama Türkiye aslında sadece raftan satın almak istemiyor. Hazır bir şey satın almak istemiyor. Türkiye diyor ki ben bunu sadece satın almak istemiyorum, ortak üretim yapmak istiyorum, teknoloji transferi olsun diyorum. Çünkü zaten Türkiye ihaleye çıkarken belirli kriterlerle bu ihaleye çıkılıyor ve bu ihalelerin başında da bu kriterlerin başında da ortak üretim şartı var. Ama o dönemde hem Amerikalılar hem de Avrupa'dan Türkiye'nin istediği şartlarda, yani teknoloji transferi, yani ortak üretim şartlarıyla bir alım yapılamadı ve de fiyat da yüksek bulundu. Dolayısıyla Türkiye, ben bu nedenle başka bir tedarikçiye döndüm, Rusya'dan aldım diyor. Ama orada şöyle bir sorun var. Rusya'dan da aldığımız S-400'leri bizim başlangıçta Türkiye'nin koyduğu kriterlere uyması durumu söz konusu değil. Orada da yani, bir teknoloji transferi yok zaten. Yok. En azından varsa şu ana kadar kamuoyuna açıklanmadı. Bildiğimiz kadarıyla Ruslar aynı Amerikalılar gibi buyur ben sana bu S-400'ü veriyorum dedi. Ha belki Patriotlardan daha ucuz olabilir. Hani bir orada fark olabilir. Ama dediğim gibi başlangıç anlamında Türkiye ortak üretim teknoloji transferi istiyor. Dolayısıyla Amerika'ya kızma nedenimiz ne rağmen aynı şekilde teknoloji transferi vermeyen, ortak üretim yapılmasını sağlamayan bir envanteri, bir silah sistemini Rusya'dan almış durumdayız. Üstelik bunun bir de Türkiye'nin o silah ağında
uyumsuz olması söz konusu. Yani Türkiye'nin o işte katmanlı denen silah ağına entegre edilemiyor. Entegre edilmesinin NATO açısından sıkıntıları var. Amerikalılar diyor ki eğer siz bunu aktive ederseniz bizim bu silah sistemleri, bizim silah sistemlerimizle ilgili çok hassas bilgiler sızması söz konusu olabilir diyor. Tabii bu işin teknik boyutu, bir askeri uzman olmadığım için çok daha fazla tekniğine giremeyeceğim doğrusu. Hani çünkü orada da Türk tarafı itiraz ediyor. İşte gelin konuşalım, hani nerede açık varsa hani biz o orayı orada ona göre bir tedbir alalım. Bunu NATO komitesinde konuşalım diyor. Ama sonuç olarak bu S-400'ler çok ciddi şekilde bir baş ağrısı olmak durumunda. Yaptırımlar meselesine gelince yaptırımların bekleniyordu. Yani eğer hani Trump imzalamasaydı sonuçta Biden yeni yönetim bunu masasında bulacaktı. Bu yaptırımlarla ilgili olarak hani ağır mı, orta mı, ne kadar hafif olduğuna dair açıkçası her şeyden önce bir yaptırım söz konusu. Şöyle bakamaz Türkiye. Bu yaptırımlar hafif. Ben bu yaptırımlarla yaşarım, devam ederim. Savunma sanayim de bundan etkilenmez deniyorsa bunun yanlış bir mesaj olacağını düşünürüm. Çünkü kısa vadede evet belki gerçekten kısa vadede bir şey hissetmeyebiliriz ama orta ve uzun vadede Türk savunma sanayini ciddi şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Ama hemen şunu da ekleyeyim. Bana sorarsanız bu yaptırımlardan çok daha önemlisi Türkiye'nin F-35 silah projesinden çıkarılması demeyelim de hani bu projedeki statüsünün dondurulması diyelim belki, çünkü bu kullanılıyor. Hani dolayısıyla geri gelebileceği mesajı veriliyor diye düşünüyorum. Ve tabii hani fiyatı ödenmiş, parası ödenmiş uçakların da alınmaması, ama onu bir tarafa bırakın. Türkiye'nin 9 üreticisinden biri olduğu ve 5. nesil savaş uçakları gibi bir projeden dışlanması bana sorarsanız yaptırımların açıkçası en ağırlarından bir tanesi. Evet. Bu arada Ankara'da Doktor Sinan Oğan da bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Sinan Hocam duyabiliyor mu beni? Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim katıldığınız için. Şimdi önemli. Duyuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Sayın İnanç da ifade etti zaten. Yani bunlar böyle F-35'ler evet çok ağır aynı zamanda. Belki onu da biraz daha içine girmek lazım. Ama bir yandan da hani bunları bize etkilemez vesaire demek de ne kadar doğru. Şimdi hem yaptırımlarla ilgili görüşlerinizi almak isterim. Yani bu iki senedir az evvel de söyledik, konuşulan bir şeydi belki zaten, ifade ediyorduk ama çok bu yaptırımlara ilişkin çok da iktidar partisinden yeterince konuşulduğunu da görmüyoruz anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Ve bu yaptırımların içerisindeki hedeflerden biri olan Savunma Sanayi Başkanı'nın ifadeleri var. Hazır o noktaya gelmişken bunu da sormak isterim. Amerika'nın yaptırım kararı müttefiklik ruhuna uygun değil, bizim savunma sanayimizi etkilemez, herhangi bir zafiyet oluşturacağını düşünmüyorum. Kurumumuz yaptırım kapsamında değildir. Yani daha öncesinde yapılmış olan anlaşmaların bu yaptırımların kapsamı içerisinde olmadığını ifade ediyor ama biraz burada bu yaptırımları hafifsemek mi var acaba bu sözlerde? Bu kadar hafife almalı mı gerçekten? Yaptırımların ağırlığı, hafifliği konusundaki görüşünüzü de alayım. Şimdi öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının karşısında dört siyasi partimizin ortak bir tutumla bunu reddetmesi, buna karşı çıkması ve kınamasını ben son derece önemsiyorum. Türkiye ilk defa bir yaptırımla karşı karşıya kalmıyor. Muhtemelen son defa da böyle bir yaptırımla karşı karşıya kalmış bir ülke olmayacaktır. Ama bunun karşısında Türkiye'de iktidarıyla, muhalefetiyle eğer yaptırımların karşısında bir bütün olarak durabilirsek, ki mecliste bunun ilk örneği sergilendi, bunun son derece faydalı olacağını, bu yaptırımların karşısında Türkiye'nin elini güçlendireceğini düşünüyorum. Bu ön kabulü ortaya koyduktan sonra konuyu tartışabiliriz diye düşünüyorum. Peki. Yani iktidarıyla, muhalefetiyle herkesin bir defa bu yaptırım kararı karşısında
Türkiye'nin yanında, Amerika'nın karşısında veya işte Avrupa Birliği de aynı yolda, onun karşısında net bir duruş, net bir tavır sergilemelidir. Bu duruş, bu tavır sergileme, hükümeti desteklemek veya hükümetin politikalarını desteklemek anlamında da düşünülmemelidir. Ne birileri bunu, ya işte hükümeti mi destekliyorsun, ne de başkası hükümetin karşısında mısın gibi bir tarafa da çekmemelidir. Bu, çünkü yaptırım kararı sadece hükümeti ilgilendiren bir konu değil, bu bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve devletini ilgilendiren bir konudur. Burada meseleye yaptırım işte 12 maddeden en hafifleri mi seçildi, bu şu kurumumuzu etkiler, bu kurumumuzu etkilemez gibi bir tartışmadan ziyade, ben Türkiye'nin böyle bir yaptırım yapılan ülke statüsünden çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. Yani burada Türkiye uluslararası alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO müttefiki olduğu halde, NATO'nun ikinci büyük gücü olduğu halde, ilk defa bir NATO müttefikine böylesi bir yaptırım kararı almış olmasını konuşmalıyız kanaatimce. Yoksa savunma sanayi başkanı işte bu bizim önceki anlaşmaları etkiler mi, etkilemez mi? Bu detayları, yani onları da konuşalım ama öncelikle konuşacağımız konu işte bunlar hafif mi kaldı? En daha baştaki vurguydu sert Sinan kararlardır Hocam, onu veya da söyleyelim. Bizi ne kadar etkiler, ne kadar etkiler? Çin'e yönelik yapılmış olan yaptırımlarla neredeyse birebir aynı bildiğimiz kadarıyla, ama hatta Çin bir NATO üyesi değil ama Türkiye bir NATO üyesi diyerek başta o notu düşerek başladık, buyursunlar. Tam da evet, ben baş tarafını, girişi duymadım. Biliyorum. Konuşmanızı duymadım, kulaklıkta da ses çok az geliyor. Bunu da biraz artırabilirlerse sevinirim. Peki. Şimdi uluslararası alanda Türkiye'nin algısının, görüntüsünün yaptırım yapılan ülke statüsünden çıkarılması lazım. Biz Türkiye gibi bir ülkenin, büyük bir ülkenin vatandaşlarıyız. Ama dışarıdan baktığınızda Türkiye'ye bizim baktığımız gözle bakmıyorlar. Elbette bakmayacaklardır bizim baktığımız gözle, ama kastettiğim o değil. Kastettiğim şu, yani Türkiye'nin işte Rusya, Çin, efendime söyleyeyim Kuzey Kore, İran gibi böyle diktatörlük, geri kalmış, demokrasi açısından tabii Rusya ve Çin teknolojik açıdan ileride, ama yani bu sınıf bir, ya Türkiye bu sınıf, bu klasmanda bir ülke olmamalıdır. Yaptırım kararının Türkiye'ye en büyük zararı savunma sanayimizi ne kadar etkilerden çok Türkiye'nin imajını ne kadar etkilere bakmak lazım. Tepesi atan Türkiye'ye ambargo uyguluyor. Yani Fransa'da iç politik hesap söz konusu. Macron içeride yükselen milliyetçiliğe karşı direnme gücünü kaybedince İslam ve Türk karşıtı söylemlere el atıyor. Türkiye karşıtı bir politika izliyor. Veyahut da başka bir ülkede içeride bir sıkıntı mı yaşandı? Hemen Türkiye ilk akla gelen çatılacak ülke, kamuoyu üzerinden laf söylenecek ülke. Türkiye'nin böyle bir statüde olması esas şahsen beni rahatsız eden bir konum, bir durum. Yoksa savunma sanayimiz daha önce de 74 ambargosu bu savunma sanayimizin de temeli olmuştur. Bu tür ambargoların ülke ekonomilerine kısa ve orta vadede, belki yarım orta vadede zararı olsa da uzun orta vadede bunun faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Niye? Çünkü siz uçak üreten bir ülkeyken, uçak ihraç eden bir Atatürk'ün öngörüsüyle bir ülkeyken, ondan sonra Amerika'nın gelip size işte önce bedava vermesi, sonra yedek parça satması, sonra da sizi tamamen bu işe bağımlı hale getirmesiyle sonuçlandı. Belki aklımız başımıza gelir de bu ambargolardan bir ders çıkarır. Uzun süredir bitirmeyi beklediğimiz, hükümetin bitirmesini beklediğimiz milli muharip uçak projemiz de bir an önce biter. Belki buradan akıllanırız da tank palet fabrikasını Katar'a vermek yerine bunu milli bir Türkiye'nin milli sermayesi olmasının ne kadar önemli olduğunu anlarız. Belki bunu BMC gibi
Ethem Sancak gibi bu konuda yeterince tecrübe sahibi olmayan ama mesela yanlış anlaşılmasın söyleyeceğim, Koç gibi üzerinde çok ciddi araştırmalar yapan bir firmanın elinden niye alındığını ve ona daha tecrübesiz birine niye verildiğini ve oradan da Araplara, Katar'a nasıl satıldığını belki bu vesileyle sorgularız. Onun için siz iç politikada birilerini kayıracağım diye bir takım şeyler yaptığınızda bir süre sonra Amerika'sı, Avrupa Birliği, şusu busu size ambargo uyguladığında bakıyorsunuz ki ne Katar sizi kurtarabiliyor ne Ethem Sancak sizi kurtarabiliyor. Sizi kurtaran yegane şeyin oluşturacağınız ve hak edene, layık olana vereceğiniz ve kaliteli bir şekilde üretimini de sağlayacağınız milli uçak projeniz, tank projeniz, MİLGEM olarak bildiğimiz Muharip ve Muharip gemi ve uçak gemisi projeniz, İHA ve SİHA'larda güzel bir noktadayız. Ben umut ediyorum ki bu bize uygulanan işte hafif miydi, az mıydı, çok muydu şeyinin ötesinde, tartışmasının ötesinde bize uygulanan ambargonun bu yönleriyle ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Peki, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim tabii o noktadan. Bir yandan da şunu söylediniz. Fatih Hocam'a geçmek isterim. Tepesi atan Türkiye'ye ambargo uyguluyor. Böyle bir saptaması var Sinan Hoca'nın. Şimdi burada şunu mu görüyoruz ama bir yandan? İç politikaya, dış politikanın tahvil edildiği süreç yaşıyoruz. Yani yaşaya geliyoruz hocam. Bu da bir gerçek. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin tırnak içerisinde Şamaroğlan'a dönmesine, ambargo, canı sıkılanın ambargo uyguladığı bir ülke haline gelmesinde iktidarın bir sorumluluğu yok mudur? Eğer bu sorumluluk varsa da bunu söylemek yanlış Çiğdem mıdır Hanım, mesela? Çiğdem Hanım, buyurun hocam. Buyurun, Çiğdem Hanım. Sesim geç geliyordu hocam size. Buyurun. Çiğdem Hanım. Çiğdem Hanım bir şey diyebilir Sinan miyim? Sinan Bey bir şey söyleyecek herhalde. Tabii tabii, buyurun. Buyurun hocam. Kusura bakmazsanız Fatih Bey'e geçmeden bir cümle. Tabii tabii, buyurun. Fatih Bey kusura bakmasın lütfen. Yani Türkiye için tırnak içinde dahi kullansanız Şamaroğlan'ı tabiri doğru bir tabir değil. Tamam, tamam. Siz tırnak içinde iyi niyetli kullandınız. Evet, evet, ama bunu alıp başka türlü, çok rahat başka türlü kullanabilirler. Şey yapmamak lazım. Tamam, tamam, anladım. Dikkat etmek lazım. O notu düşüp o zaman öyle geçelim Fatih Hoca'ya. Yani burada bu sorumlulukları iletmek, sorumluluklardan bahsetmek, iktidarın bu noktaya getirdiğini ifade etmek bir yandan öyle bir noktadayız ki sanki ihanet eşittir ihanet anlamına geliyor. Yani evet, muhalefetin belki birlik olması, milli bir mesele olarak görmesi kıymetli bir şey ama sadece böyle mi bakmak acaba? Bu sorumluluğun notunu düşmek gerekir mi hocam? Teşekkür ediyorum. Anlamlı ve önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben meseleye ne bir milli mesele ne de bir egemenlik hakkı bağlamında bakılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Öncelikle bir girizgah yapayım dediklerimin daha doğru anlaşılabilmesi için. Şimdi Türkiye'de bir süredir iç politika ile dış politika arasında bir ayrıma gidiliyor. İç politikada iktidara yönelik eleştirilerde herhangi bir sakınma gösterilmezken gayet doğal olarak muhalefet tarafından, iç dış politikaya gelince sanki içerideki politikayı yürüten aktörler aynı aktörler değilmiş, aynı karar alıcılar değilmiş gibi birdenbire meseleler tartışılamaz, siyaset üstü, herkesin mutlaka kabul etmesi gereken, karşı çıkanların sizin de söylediğiniz üzere hain kategorisine dahil edildiği bir bağlam üzerinden ele alınıyor ve ben bunun son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi her şeyden önce bu egemenlik hakkı meselesine bakalım bir. Evet, doğru, her ülkenin mutlaka ve mutlaka kendi iç ve dış politikasını bağımsız bir şekilde yönlendirme hakkı vardır. Bu doğru. Ama şunu unutmayalım. Türkiye Demokrat Parti döneminden itibaren, 1952 yılından itibaren NATO'ya üye olmuştur. Türkiye'de Amerikan üsleri, NATO üsleri 1950'li yıllardan beri, hatta 40'lardan itibaren, 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren ortaya çıkmıştır. Türkiye sonrasında Avrupa Birliği üyelik sürecine bir şekilde kendiliğinden başvurmuştur. Uluslararası imzalamış olduğu anlaşmalar vardır vesaire. Dolayısıyla ulus devletlerin kendilerini bağlayan bir takım anlaşmalar, uluslararası anlaşmalar ve bir takım ittifaklar vardır. Bakın, ben dünyaya soldan bakan bir isim olarak önce çok net bir şekilde şunu ortaya koyayım. Birincisi, ben Amerikan emperyalizmine karşıyım. İkincisi, Türkiye'deki Amerika ve NATO üslerinin kapatılması gerektiğini
benim geldiğim siyasi gelenek 60 yıldır söylüyor bu ülkede. Üçüncüsü, bizler her türlü Amerikan işgaline Orta Doğu'da ya da başka bir yerde her zaman karşı çıktık. Bunları not olarak düşüneyim ki sonra işte birileri Amerikancılık yapıyorsun falan filan demesinler. Bizim böyle şeylerle işimiz olmaz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın, Türkiye bir süredir nasıl içeride Türkiye toplumu, iktidarın beceriksiz, yanlış, hatalı politikalarının bedelini ödüyorsa, Merkez Bankası rezervlerinin eritilmesinden tutun da işsizliğin geldiği noktaya kadar ya da pandeminin, salgının yönetilememesine kadar biz benzer bir süreci dış politikada da izliyoruz. Yani Suriye'nin içinde bulunduğu duruma bakalım, Türkiye'ye gelen mülteci sayısına bakalım. Suriye siyasetinin 10 yıldır hangi argümanlar üzerinden işlediğine bakalım. Doğu Akdeniz'de örneğin kendimize bir tane müttefik bulamamış olmamıza bakalım. Libya'da ihvancılık üzerinden yapılan yatırımların sonuçlarının neler olduğuna, Libya'da örneğin neler kazanıldığına bakalım. Şimdi dış politikada doğru dürüst bir tane kazanım ya da Türkiye toplumunun çıkarına diyebileceğimiz bir icraat söz konusu değilken, S-400 ya da F-35 meselesine de yine milli çıkarlar adı altında eleştiri getirememek son derece yanlış olur. Şimdi S-400 dediğiniz füze savunma sistemi aslında F-35'leri vurmak için planlanmış, Rusya tarafından geliştirilmiş bir askeri sistem. F-35'ler de aynı şekilde aslında ABD ve NATO'nun Rusya'yı ve Çin'i, belki Çin'i değil ama esas olarak Rusya'yı bir şekilde bir savaş durumunda vurmak için geliştirdiği silahlar. Siz 50 yıldır hangi ittifakların içerisindesiniz? NATO ittifakının içerisindesiniz. Ülkenizde hala Amerikan üsleri mevcut. İncirlik'te, Kürecik'te, İzmir'de, şurada, burada. Ve diyorsunuz ki ben hem NATO içerisinde kalacağım, NATO'nun bir müttefiki, bir üyesi olmaya, Amerika'nın müttefiki, NATO'nun da üyesi olmaya devam edeceğim. Ama aynı zamanda NATO ve ABD'ye karşı geliştirilmiş bir silah sistemi de bende olacak. Şimdi bakın, bu mümkün değil, mantıki olarak mümkün değil. Ben S-400 alınmasına karşı değilim. Hı hı. S-400'leri alalım, doğru, ama aynı zamanda o zaman Amerikan üslerini kapatalım, Amerika ile anlaşmaları imzaladığımız anlaşmaları feshedelim ve NATO'dan çıkalım eğer yapabiliyorsak, eğer bağımsız dış politika deniyorsa. Ama benim anlatmaya çalıştığım şey şu: ikisini bir arada yürütemezsiniz. Hem S-400'lere hem F-35'lere aynı anda sahip olabilmeniz mantıki olarak doğru değildir. Şimdi milli çıkarlar deniliyor. S-400'e biz ne kadar para verdik? $2.5 milyar. Değil mi? Evet. S-400'leri kurduk mu? Hayır, kuramadık. Ne zaman kuracağız? Belli değil. İkinci parti için anlaşma yapıldığı söyleniyordu ya da yapılacağı söyleniyordu. O anlaşma yapılacak mı? Belli değil. F-35'ler ne oldu? F-35'lere biz $1.5 milyar civarında bir avans vermiştik. O avans yandı. Biz F-35'lerin bazı parçalarını Türkiye'de üretecektik ve bunun yaratacağı işlem hacminin $9 milyar civarında olacağı söyleniyordu. Dolayısıyla şimdi Türkiye daha şimdiden yaklaşık 10 milyar dolarlık bir zarara uğramış durumda. Neden? Mesela biz daha önceki süreci ben bir hatırlatayım. Barçın Hanım kısmen söz etti. Örneğin 2013'te Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden füze istediğinde, Patriot istediğinde ABD teknolojiyi vermediği için kabul etmedik. Doğru. Almadık. Sonra ne oldu? Bir ihale açtık biz. Dedik ki füze ihalesi açalım. Oraya Eurosam başvurdu, Avrupa füzeleri. Çin başvurdu, ABD'li şirketler başvurdu. İhaleyi kim kazandı? Çin kazandı. Sonra biz ne yaptık? O ihaleyi de iptal ettik. Değil mi? Evet. Almadık füzeleri. Sonra dedik ki kendi yerli füzelerimizi geliştireceğiz. Sonra gittik 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ve aynı zamanda da Rus uçağının düşürülmesi sürecinin sonrasında bir tür kefaret öder gibi Rusya'dan S-400 aldık. Şimdi tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman niye örneğin meclisteki 4 parti Türkiye toplumuna kesilen bu faturayı muhalefetle dahil olmak üzere bir Amerikan karşıtlığı üzerinden kurgulasın ki? Üstelik bakın, çok açık bir şekilde söylüyorum. Amerikan karşıtı olmak için, emperyalizm karşıtı olmak için AKP-MHP bloğunu desteklemeye gerek yok. AKP'nin de MHP'nin de siyasal geçmişine baktığımız zaman hangi ittifakların içerisinden geldiklerini, uluslararası arenada kimlerle birlikte hareket ettiklerini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle ben AKP'nin sürekli dış politikayı içeriye tahvil etmesi, içeride sürekli milli çıkarlar, ülkenin bekası söylemi adı altında
muhalefeti de hizaya çeken bir pozisyonu sürekli başarıyla sergilemesini son derece kendileri açısından akıllıca ama muhalefet açısından gerçekten akılsızca buluyorum. Bunları şimdilik söylemiş olayım. Yani bu notları düşelim, üzerine nasıl olsa daha da uzun uzun tartışacağız gibi görünüyor. Peki, tam da muhalefeti hizaya çeken bir anlayış ya da bir tarz demişken o muhalefet partilerinden biri, o dört partiden biri de Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın vekili de bizimle birlikte, Turan Bey. Yani bu meseleyi milli bir mesele olarak gördüğünüzü anlıyorum ki böyle bir tepki de veriliyor. Şimdi gelinen süreci de hem Barçın Hanım da ifade etti hem de Fatih Hocam da bahsetti. S-400'lerin alımına giden süreci. Şimdi bu süreçteki yalpalamalar, çelişkiler vesaire, bütün bunları da katacak olursak bir şerh düşme ihtiyacı duymakta mıdır muhalefet, ya da bu şerhi düşmekten biraz geri mi durmaktadır acaba iktidarın sorumluluğu şerhi açısından? Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Bu konuda demokratlığımız ön plana çıkacaksa bütün görüşlere açık olmak ve onlardan bir şekilde pay almamız gerekiyor. Hı hı. Ama yurtseverliğimiz ön plana da çıkacaksa onurumuza düşkün olmamız gerekiyor. Ben rastgele Türkiye için Çamaroğlu'na çevrildi lakını kullanamam, kullanmam, kullanmayı da doğru bulmam. Ama bu meselenin detaylarını da doğru ortaya koyup doğru tahlil etmemiz gerekir. Bu mesele aslında 21. yüzyılın savaşmak ya da barışmak meselesinin iz düşümüdür. O yüzden konuşmacıları farklı yer, farklı farklı noktalardan haklı bulmak mümkün. Eğer siz barışı savaşarak sağlayacağınızı düşündüğünüz bir teorinin peşinden gidiyor iseniz, silahlanmanızın sonu yoktur. Size satılacak silahın da sonu yoktur. Savunma sanayinizin de bir yıl içerisinde ilkelleşmesi halinde sürekli silah almak zorunda kalan bir devlet halinde olabilir. Ve bunun gerektiğini hep sayarsınız. Önce sorunu dersiniz, jeopolitik sorunlarımız var dersiniz, komşularımızla ilişkilerimiz sürekli problemli dersiniz. Ama nedenini araştırmak gibi bir yol. Sorunlarımız da ortaya çıkarıyor. Eğer barışı sağlamanın yolu tüm silahları yok etmek meselesi ise barış süreler olarak son silah ortadan kalkana kadar da mücadele etmeyi bilmek. Humanist insanlar barışı sağlamanın yolunun silahlardan uzaklaşmayı sağlamaktan geçtiğini düşünürler. Ama maalesef dünyanın teorik yapısı bunu bize sevimli kılsa da pratik yapısı son silah satan olduğu sürece bu idealin hayata geçirilmesinin çok mümkün olmadığını bir ortaya koyuyor. İşte burada 21. yüzyılın bir başka sorunu daha karşımıza çıkıyor. 20. yüzyıla gelirken 19. yüzyılda ulus devletler ve güvenlik kavramı ana aktör devlet olmak kaydıyla hayatı biçimler aldı. Eğer güvenliğinizi sağlayacaksanız ana aktörün devlet olduğu, hatta Rusçacı görüşe göre Montesquieu vesaire Fransız devrimi sonrasında ortaya çıkan görüşe göre vatandaşların egemenlik hakkını kısmen devrederek kendilerine güvenlik istedikleri bir dünya söz konusu. Ama 21. yüzyılın bugünkü kuşağına geldiğimizde karşımızda bir küresel dünya var. O küresel dünyaya karşı anti-emperyalist fikirlerinizle beraber görülürken aynı zamanda küreselleşmenin yağmuru altında ıslanmadan şemsiyenizi açarak da yol yürümeyi becerebilme zorunluluğunuz var. Bu küresel dünyanın bir yanı da şu, ana aktörün devletler olmasını istemiyor küresel dünya. Ana aktör devletler olmasın, başka aktörler olsun, uluslararası örgütler olsun, uluslararası kuruluşlar olsun, bölgesel partlar olsun ve bunlar aslında dünyadaki egemenliğin paylaşımı meselesini bir şekilde şekillendirsinler diyor. İşte NATO böyle bir şey. Aslında Birleşmiş Milletler de böyle bir şeydi. Aslında Milletler Cemiyeti de böyle bir şeydi. Aslında bir yanaya baktığımız zaman bir sorun, ulusların kendi tabirini tayin hakkı meselesi aslında bir milli devlet meselesi olmaktan daha çok aktör sayısını arttırarak işte bu yeni dünyaya doğru adım atma meselesi olarak da görünüyordu. Bir yanda benim ulusların kendi kaderini tayin hakkından bahsederken diğer yanda Birinci Dünya Savaşı sonunda bir sürü prensipler olarak hayatımıza girmiş bazı prensipler. Şimdi güvenliğimiz doktoranın önemi nedir? Çiğdem Hanım, bunun önemi şudur. Güvenliğinizi nasıl sağlayacaksınız? Her ne kadar sahibi yaşlı karşı çıksa da kısmen de olsa egemenliğinizin sınırları nerede? Mesela Türkiye NATO'ya girerken
NATO'nun yapısı itibariyle bir egemenlik hakkı devretmedi. NATO'nun yapısı alınacak kararların oylaşma şeklinde, en büyüğü şeklinde çıkmasını ortaya koyuyor. Aynı şey Avrupa Birliği'nde de var. Alınacak kararlar en büyüğüyle alınacak. Burada işte bir irade uyumu arama meselesi söz konusu. Bu yapılar da çok farklı. Yani bazılarına iradenizi bırakabiliyorsunuz, bazılarınıza işte egemenliğinizi bırakabiliyorsunuz, bazılarınızla da, bazılarıyla da irade olarak bir arada gelip işte bölgesel güvenlik, işte Kuzey Atlantik gibi vesaire gibi güvenlik meselelerinizi çözme yoluna gelebiliyorsunuz. Maalesef ve maalesef bunlar da kendi kurallarını işletmek yerine güçlülerin kurallarını işlettiği örgütler durumuna dönüyorlar. İşte Türkiye'nin onuruyla oynanmamalı. Rusya'ya olarak onurumuzu korumamız gerekir dediğimiz nokta budur. Bir NATO üyesi ülke, diğer NATO üyesi ülkeye bir yaptırım uygulamaya kalktığında bu paktın ruhuna aykırı davranıyordu. İstesek de istemesek de bu paktın üyesiyizdir. İstesek de istemesek de soğuk savaş dönemi sona erdi ve dünya başka bir ülke oynar halde. O zaman bulunduğumuz yer itibariyle bir şekilde siyasetin bütün kışmından uzaklaşarak eğer bu egemenliğe bir müdahale söz konusuysa bu egemenlik hakkı kimdedir Türkiye'de onu sorgulamamız gerekiyor. Bu egemenlik hakkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Egemenlik hakkı hükümette değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Bizim anayasamıza göre Cumhurbaşkanı her ne kadar sakat bir anayasa da olsa, saçma sapan bir sistemle yönetiliyor olsak da Cumhurbaşkanı ancak bu egemenlik hakkını onun meclisten aldığı yetki üzerine kullanıyor halde olmak durumundadır. Erkler ayrımının gereklerini yerine getirmek durumundadır. Sorun nerededir? Sorun bugüne kadar yürürlen yolun egemenliğin kaynağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle doğru düzgün paylaşımın olmamasından kaynaklı. Eğer iç siyasette bir sorun ararsak. İkinci bir sorun ararsak Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada içeride otoriter bir rejim dışarıda müttefikleri tam olarak belli olmayan kırılgan ekonomik ve ilişkiler anlamında kırılgan bir yol yürüyor olmasında. Diğer tarafı tartışmamız doğru değil, ben de katılmam. Yani ne demek böyle bir hakkı olmayan bir devlet benim de üyesi olduğum, tebaası olduğum bir devlet karşı böyle bir yol yürüyor. Ben bunu onur meselesi yapma hakkına sahibim. Ama Sayın Yaşlıyar'a katılıyorum. Ya biz bugüne rastlantı olarak gelmedik ki. Değil mi? Kınıyoruz. Evet. ABD'nin bu emperyal saldırgan bu bir şekilde şahsiyetimize yönelik olarak tavrını, bu kural tanımaz tavrını, ağır emperyal tavrını kınıyoruz. Ama Sayın Yaşlıyar'a şuna da katılıyorum. Bunu tutarken anti-emperyalist ruhunuzu da ortaya doğru düzgün koyabilmeniz gerekir. Zikzaklarla ortada oturur halde olmamanız gerekir. Bunu koyarken anti-emperyal ruhunuzu ortaya koyduğunuzda bundan daha büyük yaptırım Türkiye'ye uygulandı zaten. Türkiye'ye 35'ler projesinden çıkarıldı. Evet, evet. Az evvel Barçın'ın da ifade etti onu. Aslında bu belki de en büyük yaptırım kararı olarak ifade edilebilir dedi. Biz bunu bu kadar konuşmadık. Çünkü iç siyaseti buna bu kadar ihtiyacı yoktu belki o anda. Öldüğümüz anda kavramlar üzerinden iç siyasete hala olayı tahmin ediyoruz. Biz etmeyeceğiz. Cumhuriyet Partisi olarak iç siyasete hiçbir noktasını bunun tahmin etmeyeceğiz. Bir yanıyla beraber onurumuza, düşkünlüğümüzü ortaya koyacağız. Diğer yanıyla beraber anti-emperyal tutumumuzu ortaya koyacağız. Bir yanıyla beraber egemenliğin meclise ait olduğunu ortaya koyacağız. Diğer yanıyla beraber de sağduyulu bir şekilde bu konuları konuşacağız. Ne zarar veriyor Türkiye burada şu anda? Peki, peki efendim. Teşekkür ediyoruz Sayın Ben Aycan. Barçın Hanım bir şey ekleyecek. Buyursunlar. Şimdi aslında bu doğru gerçekten Türkiye'nin yaptırımlar devam edeyim mi? Turan Bey, Barçın Hanım bir katkıda bulunacak. Biz sizin sesinizi de biraz net alamıyoruz. Bir sağlıksızlık var galiba. O yüzden Barçın Hanım bir yardımcı olsun bize, devam etsin. Söylemiştim. İzin verirseniz devam edin. Ben ise hanımefendiden sonra devam edeyim. Nasıl edin diyorsanız onu söyleyeyim. Şöyle efendim, sesinizi de bir sıkıntı yaşıyoruz anladığım kadarıyla. Tam sözleriniz net duyulmadığı için belki bir düzenleme de o sırada yaparız. Barçın Hanım da bir şey eklemek istedi. Size bir katkıda bulunmak istedi. Buyurun. Yok hayır, ben sanki bu birinci turu bitirdik. Devam ediyoruz diye düşündüm açıkçası ama. Buyurun, o arada şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Türkiye'nin yaptırım uygulanan bir ülke konumuna olması
üzerinde tartışmamız gereken bir durum. Değil mi? Ama sonuç olarak birdenbire insanlar ya da Türkiye'nin müttefikleri durup dururken de yani sabahleyin yataktan ters taraftan kalkıp kızıp da Türkiye'ye yaptırım uygulamıyor. Şimdi en basitine bakalım. Katsa yaptırımlarının çıkış noktası nedir? Rusya'nın Kırım'ı, işgali ve ilhakıdır. Normal şartlarda aslında Türkiye'de Rusya'nın Kırım'ı, işgal ve ilhakına karşı çıkmaktadır. Tabii. Yani bu anlamda aslında biz Amerika ile aynı yerde durmaktayız. Ha, Türkiye'nin ayrıldığı yer yaptırımlarla bir şey elde edilemeyeceği. Hani Rusya'ya da İran'a da belki yaptırımlarla bir yere gidilemeyeceği. Ama sonuç olarak çıkış noktası budur. Yani işte biz mesela bir başka tartışma işte artık Amerika Türkiye'yi hasım olarak mı görüyor? Hayır, bu yasanın ismi hasımdır. Çünkü Amerika hasım olarak İran'ı, Rusya'yı ve Kuzey Kore'yi bu yaptırım anladım çerçevesine görüyor. Şimdi ve Fatih Hoca'nın da doğru şekilde söylediği gibi NATO diyor ki NATO'da da hani egemenlik haklarından bahsediyorsak Türkiye'de bir NATO ülkesidir. NATO'da alınan kararlar oy birliğiyle alınmaktadır ve bu kararlarda da Rusya NATO'nu bir numaralı tehdit olarak kabul edilmiştir. Ve de hani Türkiye'de kendi egemenlik haklarını kullanarak bunun altına imza atmıştır. Dolayısıyla siz hem Fatih Hoca'yı tekrarlamış olacağım belki ama hem siz Rusya'yı hasım olarak gören bir örgütün altında yer alacaksınız. Ama ondan sonra çıkacaksınız o hasım olarak görülen örgütle çok özel teknolojilere sahip bir silah sistemini oradan alacaksınız. Buna sadece Türkiye anlamında kızılmıyor. Mesela Amerikalılar aynı zamanda Almanya'ya da kızıyorlar. Almanya'nın Rusya'dan doğal gaz almak için Kuzey Akım 2 projesini gerçekleştirmiş olmalarına Almanya'ya da kızıyorlar açıkçası. Dolayısıyla hani sadece Türkiye bu anlamda hedef tahtasına konuyor demek yanlış. Ama belki de gerçekten bizim hani yaptırımlar Türkiye'nin savunma sanayini ne kadar etkileyecektir kadar Türkiye'nin bundan sonra NATO ile Batı ittifakı ile ilişkilerinde belki sorgulamamız gerekecek. Evet, evet. Şimdi Sinan nasıl hocamız şöyle bir şey söyledi. Yaptırımlardan işte Türk savunma sanayi daha güçlenerek çıkmıştır dedi. Doğrudur. Hani kötü komşu insanı ev sahibi yapar. Kötü tedarikçi de bir ülkeyi üretici yapıyor. Biz tabii bunları dronlarda gördük. Ama orada da ben gene askeri uzman olmadığım için çok ayrıntısıyla söyleyemem ama askeri uzman arkadaşlarımızdan da duyuyoruz ki Türk savunma sanayi tek başına bağımsız her bir parçayı kendi başına yapar bir noktada mı? O da bir soru işareti. Biz öğrendik ki Kanada'nın ambargosuyla meğerse bazı dronların bir takım parçaları da Kanada'dan geliyormuş. Gene Sinan hocamız milli muharip uçakları dedi. Onu da benim bildiğim İngiltere ile yapıyoruz. Yani savunma sanayimiz ne ölçüde bağımsız? Buraya geldiği noktayı asla ve asla hiçbir şekilde küçümsemem. Söz konusu tabii, değil. Tabii. Gerçekten ben yabancı muhataplarıma da her zaman bunu söyledim. Sizler Türkiye'ye satmazsanız aynen bunu söyledim. Kötü tedarikçi iyi üretici yapar. Ama bu Türkiye'yi F-35 türünden bir teknolojik donanımlı bir uçak yapmaya tek başına götürür mü? O anlamda benim açıkçası soru işaretim var. Bu birincisi. İkincisi de yine olayı NATO'ya getirmek durumundayım. Önümüzdeki dönem yani sonuç olarak Türkiye'nin bir savunma meselesi var. Karşı karşıya olduğu tehditler var. Tabii. Ve buna karşı da savunma sistemleri geliştirecektir. Şimdi bunu siz yapabiliyorsanız elbet, bağımsız yapabiliyorsanız ne kadar? Bunun içinde belli ne ödenmesi gerekiyor onu da karşılayabiliriz. Ama teknik olarak dediğim gibi artık anladığım kadarıyla dünyada her ülke bu tür sistemleri çoklu üretim olarak yapıyor. Yani bir F-35 de aslında 9 üreticiyi bir araya getiren. Çünkü bu sistemler o kadar pahalı ki hiçbir ülke tek başına bunun altından çıkamıyor. O zaman diyor ki biz bunu ortaklaşa yapalım. Sen şunu daha ucuza sen bunu yapıyorsan sen bunu yap. Motoru sen daha ucuza yapıyorsan vesaire. F-35 çerçevesinde Türkiye bu nedenle F-35'in
özellikle içinde olmak istiyordu. Ve bu nedenle de sadece alan değil, aynı zamanda üreten ve Fatih Hoca'nın da söylediği gibi aynı zamanda hani bunu ihraç da eden, buradan da gelir kazanan bir noktadaydı. Şimdi önümüzdeki dönem, şunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü belki bunları konuşacağız. Çok yeni bir şekilde NATO içinde 10 tane uzman, ki bunların arasında Türk Büyükelçisi Tacan İldem de vardı, Türkiye'yi temsil ederek değil ama o 10 uzman arasında ve NATO'nun 2030'da nereye gideceğine dair bir rapor çıkardılar. Ve önümüzdeki 10 yıl boyunca ihtimalen NATO kendini yenileyecek bir döneme girecektir. 21. yüzyılın tehditlerine karşı yeni teknolojik, en modern silah sistemlerine elde edebilmek için yeni bir sürece girecektir. Dolayısıyla bizler vatandaşlar olarak, vergi verenler olarak belki hani bu NATO şemsiyesi içinde olmayı tercih edeceğizdir. Ama işte S-400 meselesinde eğer siz NATO'nun çok açık bir şekilde Rusya'yı hedef gösterdiği bir örgütün altında olup çok hassas teknolojileri Rusya'dan almanız iki şey çok mümkün gözükmüyor. Ben bunun için de önümüzdeki dönem Türkiye ile Amerika'nın bir müzakere sürecine gireceğini, sadece S-400'lerle ilgili değil ama her şeyi kapsayan, Dağlık Karabağ'dan Orta Doğu'ya, neredeyse hani Çin'e kadar ekonomik konuları da dahil edeceği bir çoklu müzakere sistemine gideceğini düşünüyorum. Onun için de bu noktada bugün 3 NATO'da görev yapmış 3 büyükelçinin önermiş olduğu formülünde belki önümüzdeki günlerde tartışılabileceğini düşünüyorum. Onların, bu NATO'da görev yapmış olan 3 büyükelçinin formülü, işte belki S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesi karşılığında yaptırımların kaldırılması, Türkiye'nin F-35'e geri dönmesi, üstüne NATO'nun da destekleyeceği Türkiye'nin teknoloji transferi ve ortak üretimle bir savunma, hava savunma sistemine sahip olmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılması mümkün olabilir gibi bir formül getirmişler. Belki önümüzdeki günlerde bu daha fazla tartışılacaktır. Şu kesin, Türkiye ile Amerika S-400'lerden bağımsız olarak da illaki önümüzdeki dönemde bir diyaloğa girecektir ve tabii ki bu diyaloğun en temel parçalarından biri de S-400 olacaktır. O anlamda bir müzakereye girileceğini ben tahmin ediyorum. Evet, bundan sonraki belki de o müzakere, olası olan müzakere sürecini konuşmak lazım ve Türkiye'nin ne yapacağı, nasıl bir tavırla, nasıl bir üslupla gerçekten bu müzakereler içerisinde diplomasiyi konuşturabilip konuşturamayacağı da önemli. Sinan Hocam, dış gelişmelerle ilgili konuşurken sizinle de özellikle daha önceki programlarda da diplomasinin ne kadar kıymetli ve elzem bir şey olduğuna vurgu siz de yapıyordunuz. Dolayısıyla şimdi böyle Amerika ile ne zaman bir sıkıntı yaşansa hep evet Kürecik akla gelir, İncirlik Üssü akla gelir. Türkiye bu anlamda bir manevra yapabilecek bir alanı var mı? Önce bunu sorayım. Ne görüyorsunuz? Bir de bu önemli, NATO kapsamında daha önce Türkiye'yi temsil etmiş 3 ismin böyle bir 3 ayaklı bir çözüm, daha doğrusu müzakere içerisinde ele alınabilir. Bu konular üzerinde müzakere yapılabilir dediği konular. S-400'lerin kullanılmaması ve F-35'e geri dönülme ihtimali ve NATO destekli bir belki ortak yapılabilecek bir savunma, hava savunma sistemine sahip olmak adına adımların atılması. Değil mi? Doğru söyledim bunları. Böyle bir şey acaba bir çözüm olabilir mi önümüzdeki dönemde Amerika'daki yeni yönetimle birlikte? Nedir öngörüleriniz? Şimdi birincisi, bu meselenin iç kamuoyunda bir milli mesele olarak algılanması ve Amerika karşısında bir duruş sergilenmesi bizi buraya getiren sürecin yanlışlığını eleştirmeyeceğiz anlamına gelmez. Peki. Bunu böyle algılayan varsa düzeltsin lütfen. Bu meselede Amerika'nın karşısında Türkiye'nin bir bütün olarak durması başka bir şeydir. Konunun iç politikada biz nerede yanlış yaptık diye düşünülmesi ve yanlış olan yerlerin eleştirilmesi başka bir şeydir. Bu ikisi birbirine karıştırılmasın ve muhataplarıyla konuşulurken bunun bu şekilde ifade edildiğini doğru algılanması lazım. Türkiye bu meseleyi çözecektir.
Yani daha önce Türkiye'ye ambargo uygulandı, daha ağırlar uygulandı, çözüldü. Bunun çözülecektir çünkü bu hükümet şöyle şahane dış politika uyguluyor, böyle iyi şeyler yapıyor anlamında ifade etmiyorum. Türkiye bugün ne kadar Amerika'ya muhtaçsa, Amerika'nın da Türkiye'ye önümüzdeki süreçte muhtaciyeti söz konusudur, ihtiyaçları söz konusudur. Yeni Biden yönetiminin özellikle Rusya politikasında, Çin ile ilişkilerinde, bölge politikasında muhakkak ki Türkiye'nin desteğine ihtiyaç olacaktır. Tabii bu çok kolay çözülmeyecektir. Yani bugün hükümet o kadar zor durumda ki bu konuda. Yani dese ki ya kapattım dese $2.5 milyar para verdik. Ve sonra Rusya'yla da papaz olma durumu var. Amiyana tabirle ifade ediyorum. Yapmazsa bu maddelerin devamı gelecek. Yani bu maddeler bununla sınırlı değil ki. Amerika Birleşik Devletleri ifade ediyor. Diyor ki yani şuraya kadar şu yapmazsanız şu yapmazsanız şu bu devam edecek. O sebeple burada çok kolay olmamakla beraber ben bu konunun eninde sonunda bir şekilde çözüleceği kanaatindeyim. Uzun süredir hükümetin dış politikasını eleştiren ve ağır eleştiren birisi olarak şunu yeniden ifade etmek isterim. Amerika Birleşik Devletleri yeni yönetiminin Türkiye'de demokratikleşme noktasında eleştirileri sıralamakla beraber, bu konuda Türkiye'ye baskı yapmakla beraber, Trump'tan farklı olarak, Trump yönetiminden farklı olarak, yani iki lider arasındaki bireysel telefon konuşmalarıyla meseleler çözülmeyecektir. Daha kurumsal, daha kurumlar arası ve daha öngörülebilir bir ilişkiler ağı Türkiye ile Amerika geliştirecektir eninde sonunda. Zaman zaman Türkiye'de şöyle tartışmaları görüyoruz. İşte Türkiye'de maalesef ki hala o eski alışkanlıklar geliyor. Belli çevreler var. Mutlak bir şekilde Türkiye'nin Rusya ve Çin'in yanında yer alması, hatta mümkünse onlarla böyle bir gevşek bir konfederasyon yapması gerektiğini savunuyorlar. Evet. Bir kesim var, onlarla işbirliği yapmayı komünizm olarak değerlendiriyorlar, bilmem ne olarak değerlendiriyorlar. Artık böyle kampların olduğu bir dünyada değiliz. Türkiye'yi de ya Amerikan emperyalizminin uşağı gibi tırnak içerisinde ifade edenlerle, işte komünist Çin, komünist Rusya'nın bilmem yandaşı yapmak gibi, ya bunlar bitti, bunlar yok artık. Türkiye'nin başka bir dünyadayız. Türkiye'nin Amerika'yla da, Türkiye'nin Rusya'yla da, Çin'le de pekala ilişkilerini götürmesi, sürdürmesi mümkündür. Şimdi hükümet kendi kendisini çok sıkıntılı bir duruma soktu ama bu çözülecektir eninde sonunda. Hükümet mutlaka aklını başına alıp düşman azaltıp dost çoğaltma politikasına gelmek durumundadır. 10 milyonluk Azerbaycan 30 sene işgal altında kalan Dağlık Karabağ'daki bu işgali sona erdirirken, bir taraftan Rusya'daki iş adamlarını kullanabildi, diğer taraftan Amerika'da dünyanın birçok yerinde Yahudi iş adamlarını kullanabildi. İsrail lobisini kullanabildi. Türkiye'nin de bu anlamda belki Azerbaycan'dan öğreneceği birçok şey vardır. Yani Türkiye'de mevcut hükümetin maalesef ki uzun süreden beri gözüne taktığı ve bir türlü çıkarmak istemediği bu ihvancılık gözlüğünden bir an önce kurtulup, özellikle de Doğu Akdeniz'de ve Arap coğrafyasında bir an önce dostlarını çoğaltmak mecburiyeti vardır. İsrail'le neredeyse Arap liderleri Netanyahu ile fotoğraf çektirme yarışına girmiş durumdalar. Evet. Filistin'e bakıyorsunuz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında yer alabiliyor pekala. Niye? Çıkar, onu gerektiriyor. Uluslararası ilişkilerde böyle vefa falan çok fazla geçer akçı olan şeyler değil maalesef. Herkes kendi milletinin, kendi ulusunun çıkarlarına bakıyor. O sebeple Türkiye'nin de eninde sonunda bu noktaya geleceği ve istese de istemese de ihvancılık gözlüğünü çıkaracağı ve daha önce olduğu gibi bireylerin ve liderlerin iki dudağının arasında bir sıkışmış dış politika değil, iç politikanın esiri olmuş bir dış politika değil,
Dışişleri Bakanlığı'nda üretilen bir dış politika gündemine geri döneceğini düşünüyorum. O sebeple doğru, F-35 programından çıkarılmamızın bize çok büyük zararları var. Konuşulan zararları var, konuşulmayan zararları var. Konuşulmayan bir zararını söyleyeyim, ciddi bir zarar. Bizim Milgen projemizin ana sebeplerinden birisi uçak gemimizin olmasıydı. O da çok böyle uzun uçakların belli bir hızla gelip kalkabileceği uçak değil. Dikey kalkış yapabilen uçağa sahip olacaktık ki bu bir anlam ifade etsin. F-35 bize böyle bir imkan sağlıyordu. Şimdi biz bu imkandan mahrum olacağız mesela. Sonra Türkiye teknoloji üreten bir düzine şirkete sahip olacaktı ve yüksek teknoloji üreten, bundan da mahrum olacağız. Sonra hava gücü açısından Türkiye'nin yavaş yavaş eskiyen bir uçak envanteri var. Maalesef buna da katlanmak zorunda kalacağız. Ekonomik olarak 15 milyar dolara varan bir kayıpla karşı karşıyayız. Diğer taraftan da S-400'ü almadığınız takdirde, yani böyle de bir ikilem var. Yani Türkiye hava savunmasını bir şekilde sağlamak zorundadır. S-400'ler, bu arada bir düzeltme yapayım. Hı hı. F-35'leri imha amaçlı kurgulanmış bir silah sistemi değil. Savunma. F-35'lerin daha önce affedersiniz S-400'lerin S-300'leri vardı. S-200'leri, S-100'leri. Şimdi önümüzdeki sene 2020'de bunun F-500'leri Rusya tarafından hizmete alınacak. Bunun üzerinde çalışılıyor. Ve tamamlandı. Geçen işte Rusya'da okuduğum bir haberde artık teslimat noktasına gelinmiş. Dolayısıyla da Türkiye bir noktada bunu almak durumunda ama öte taraftan da içinde bulunduğu sistem buna müsaade etmiyor. Yani NATO sistemi içerisinde Rus silahı kullanmak da çok akıl kârı değil diğer taraftan da. Evet, hani bize göre tamam, istediğimiz silahı satın alma hakkına sahibiz. Ama sistem buna müsaade etmiyor. Böyle de bir sıkıntılı durum var. Peki. 3 dakika sonra reklama gireceğim. O 3 dakikada Fatih Hocam'a hemen sorayım. S-400'ler, F-35'ler demişken bundan sonrasında evet nasıl bir süreç olmalı? Yani Türkiye'nin dili, Türkiye'nin tavrı, Türkiye'nin bundan sonraki süreç okuması nasıl olacak? Yani risk analizi konusunda görüyoruz ki belli ki baştan itibaren bazı arızalar oluşmuş ki bugünleri görüyoruz. Ama bundan sonraki riskleri nasıl analiz etmek gerekiyor? Bu anlamda mesela yeni dönem için büyükelçi atamaları oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington Büyükelçisi Murat Mercan. AKP'li bir isim, AKP'nin kurucularından biri, milletvekili yapmış biri. Bu durum diplomasinin konuşması açısından mesela ümit var olmanızı sağlıyor mu? Yani belki bunun ayrıntılarına eğer bu reform başlığını konuşacaksak orada daha ayrıntılı bir şekilde gireriz. Çünkü reformlar denilen süreç aslında ABD ile ve İsrail ile ve Avrupa Birliği ile ilişkileri düzeltme üzerine kurulu dış politikada benim anladığım kadarıyla. Ama ben birkaç şey, hani bu burayı kapatırken birkaç bilgi daha vereyim izleyenlere de doğru analiz yapabilmek açısından. Bakın S-400'lerin F-35'leri hedef alıp almadığı meselesi şunun üzerinden okunmalı. F-35'ler radara yakalanmayan uçaklar. S-400'ler ise radara yakalanmayan uçakları tespit edip vurabilen füzeler. Bu anlamda bu ikisi birbirine karşı. Ve aynı zamanda bir tarafta Amerika NATO, bir tarafta da onun hasmı olan, düşmanı olan Rusya var. Dolayısıyla bu iki silah birbirinin antitezi. Bunu görmezsek doğru bir okuma yapamayız. Birincisi bu. İkincisi bu yasa, hani CATSA diye bize çevrilen yasa, Amerika'nın hasımlarına karşı mücadele yasası. Ocak 2018'de yürürlüğe girdi. Ve şimdi Türkiye tarafının iddialarından biri şu, biz o anlaşmayı Rusya'yla bu yasa yürürlüğe girmeden önce yapmıştık diye bir argüman var. Fakat bu Amerikan hukuku açısından geçerli değil. Çünkü Amerika aynı yaptırımı daha önce Rusya'dan alan Çin'e karşı kullandı. Yani 2015'te Rusya'yla Çin bir anlaşma yaptılar. Su-25 uçaklarının alınması meselesiydi bu. 2017'de uçaklar teslim edildi ve sonrasında da yaptırım geldi. Şimdi buradaki temel mesele, sizin söylemiş olduğunuz mantığı tersine çevirerek bir şey anlatacağım ben. Siz dediniz ki Çin'e yaptırım uygulanıyor. Evet ama o NATO ülkesi değil. Bize yaptırım uygulanıyor. Biz NATO üyesiyiz. Bakın Çin'e yaptırım uygulaması tuhaf aslında. Çünkü Çin bağımsız egemen bir devlet. Rusya bağımsız egemen bir devlet. İki ülke kendi arasında NATO ittifakının ve
Atlantik İttifakı'nın dışında oldukları için bir anlaşma yapabilirler. En doğal hakları bu. Ama Barçın Hanım'ın da söylemiş olduğu üzere, benim de vurguladığım üzere sizi NATO üzerinden bağlayan bir süreç var. Siz NATO'ya entegre olmayan silah sistemlerini alamazsınız. NATO anlaşması uyarınca alamazsınız. Hocam şöyle yapayım mı? Araya gideceğim, çok da bölmüş olmayayım diye. Araya gittikten sonra sizinle ve Turan Bey'le devam etmiş olalım. İlk söz sizde olsun. Kesmiş oldum ama kusura bakmayın. Çok kısa bir ara verelim efendim. Devam edelim ardından. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile ilgili vermiş olduğu yaptırım kararı. Bu kararın nedenlerin üzerinde durduk. Zaten de çok konuşuyoruz ama bundan sonrası ne olacak? Esas mesele o ya da ne olmalı? Türkiye nasıl bir şekilde bu süreci yönetmeli? Bunun üzerinde daha çok duruyorduk. Ve bu süreç içerisindeki reformlar kapsamında da yorumlanabileceğini de Fatih Yaşlı ifade etti. Fatih Hocam'a sormuştum, dedim ki yani bir isim atandı Washington'a büyükelçi olarak. Tokyo büyükelçisiydi daha önce. Peki bundan sonraki sürecin diplomatik anlamda yürütülmesi adına bu atama da ümit var bir gelişme midir sizin için diyordum. Onu değerlendiriyordu, sözü yarım kalmıştı hocam, buyursunlar. Teşekkürler tekrar. Buyurun. Yani Amerika'ya dair herhangi bir şey benim için umut var olmaz. Öncelikle bunu söylemiş olayım. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyordum. Deniliyor ki Türkiye'de genel bir algı olarak Çin'e yaptırım yapılması normal ama bize yaptırım niye yapıyorlar? Biz NATO üyesiyiz. Böyle bir şey olabilir mi? Ben de diyorum ki bu mantığı tersine çevirelim. Bir ulus devlet, Amerika Birleşik Devletleri kendi kongresinde bir karar alıyor, bir yasa çıkartıyor. Sonra diyor ki Çin'e sen Rusya'dan silah alamazsın. Şimdi akıl var, mantık var değil mi? Yani ama tersinden bakıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Atlantik İttifakı içerisinde olan bir ülkeye sen ne yapıyorsun deme hakkı var maalesef. Yani elimizi kolumuzu bağlayan şey içerisinde yer aldığımız müttefiklik ilişkileri. Hı hı. Bunu görmek lazım. Buna ek olarak şunu söyleyeyim ben. Şimdi bu KATSA yaptırımlarını Amerika'nın ulusal bütçesine, savunma bütçesine eklediler en son. Ve dolayısıyla Trump da imzalamak zorunda kaldı kongre kararını. Orada deniliyor ki bu yaptırımların kalkması için 3 şart öne sürülüyor. Onları sıralayayım ben, seyircilerimiz doğru bilgiye sahip olsunlar diye. Lütfen. Birincisi şu, Türkiye S-400 sistemini mutlaka elinden çıkartacak. Birinci madde bu. İkinci madde, ikinci parti S-400 anlaşması hiçbir şekilde imzalanmayacak. Ve üçüncüsü de şu, Türkiye bundan sonra S-400 benzeri, buna muadil herhangi bir sistemi almayacağının garantisini verecek. Aslında Amerika Birleşik Devletleri son derece sert bir şekilde Türkiye'yi şu an sıkıştırmaya çalışıyor bu maddelere bakıldığında. Dolayısıyla ben Sinan Bey'e şu anlamda katılıyorum. Gerçekten bir yandan Rusya'ya bir takım taahhütler verilmiş. O taahhütleri yerine getirmezseniz bambaşka sonuçları olabilir. Libya'da, Suriye'de sonuçları olabilir. Ama öte yandan 60-70 yıllık bir müttefiklik ilişkiniz var. O savunma sisteminin, o çatının bir parçasısınız. Dolayısıyla Rusya'dan alacağınız silahların eninde sonunda o çatı ve ittifak ilişkisi üzerinden size bir bedeli olacak. Buradan nasıl çıkılacak? Böyle kolay kolay çıkılmayacak. Ama şunu görmek lazım. Gerek ABD'nin gerek AB'nin açıkladığı yaptırımlara bakıldığı zaman ikisinin de aslında Türkiye'ye bir açık kapı bıraktığı, yani uzlaşma ve anlaşma zemini aradığı görülebiliyor. Yani Avrupa ve Amerika, Atlantik İttifakı kolay kolay Türkiye'yi Avrasya'nın yanına itmez. Böyle bir şeyi ben yapacağını açıkçası zannetmiyorum. Bunun dışında AKP iktidarının öyle kimilerinin zannettiği gibi Avrasyacı, anti-emperyalist, Çin'le, İran'la, Rusya'yla ittifak kuracak bir ülke olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü Türkiye S-400'den, Rusya'dan S-400'leri alabilir ama ne Rusya ne Çin Türkiye'ye para veremez. Çünkü onların da o anlamda verebilecekleri bir finans kaynağı yok. Bakın Türkiye'nin İthalatının, ihracatının %80'inden fazlası batıyladır. Türkiye'nin finans sistemi batıya, batı bankacılık sistemine bağlıdır. Türkiye dış kredilerini batıdan bulur. IMF'nin üyesidir, Dünya Bankası'nın üyesidir, Dünya Ticaret Örgütü'nün üyesidir. Dolayısıyla Türkiye 1946'dan itibaren emperyalizme göbekten bağımlı hale getirilmiş bir ülkedir. Ve dolayısıyla Türkiye'de düzen siyasetinin içerisinden herhangi bir aktör, hele hele siyasal İslamcılar, herhangi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri koparmayı, yüzünü başka bir yerlere dönmeyi vesaireyi beceremezler. Mümkün değil. Hem nesnellik izin vermez,
hem ideolojik geçmişleri, siyasi düşünceleri buna izin vermez. Dolayısıyla evet, mutlaka bu sorun bir noktada çözülür. Ama nasıl çözüleceğini, nasıl pazarlıklar yapılacağını, örneğin Türkiye'den maalesef yine hangi tavizlerin isteneceğini, yani IMF ile masaya oturmaktan tutun da Suriye siyasetine, Doğu Akdeniz'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi nelere mecbur etmeye çalışacağını maalesef önümüzdeki süreçte izleyerek göreceğiz. Tam da Barçın Hanım'ın dediği gibi aslında masadaki tek konu büyük ihtimalle sayı 400 olmayacak dediniz az evvel. Her şeyi kapsayan bir müzakere süreci olacak. Doğu Akdeniz'den tutun işte Libya'sına kadar, Suriye'sine kadar ve hatta Karabağ meselesine kadar gider bu iş diye ifade etmiştiniz. Hatta Avrupa Birliği de işin içine girince insan hakları, demokrasi meseleleri de olacak ki işte reform meselesi orada asıl gündeme gelecek tabii. Harika. Şimdi şu açıdan harika. Tam gelebileceğim konuyu da hazırladınız. Size bir, bir gazeteci olarak dayanışma çerçevesinde bir pas atayım dedim. Bu pası da ben de alıyorum ki Fatih Hocam da az evvel gönderme yaptı. Şimdi bu hafta içerisinde kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de Sayın Aydoğan size de iletmiş olayım. Hem de bu yaptırımlarla ilgili faslı kapatmak adına bir notunuzu da almış olurum. Bir de bütçe görüşmelerinden hemen sonra ekonomik, hukuki ve idari reform paketlerimizi meclisimizin gündemine taşımaya başlayacağız. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam, hukuk, adalet, güvenlik odaklı politikalarla ülkemizi salgın sonrası döneme hazırlıyoruz diyerek bir reform göndermesi altını çizerek ifade etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bütçe görüşmeleri sonrasında işaret ederek. Şimdi Avrupa Birliği, Mart ayı Avrupa Birliği açısından önemli değil mi? Şimdi bir yaptırım kararı tırnak içinde çıkmamış durumda ama Mart'ta bir gönderme var. Amerika Birleşik Devletleri süreci, Avrupa Birliği ikisinin de aynı anda bir de böyle bir yaptırım sürecinin yaşanması ve yaşanma ihtimali tabii Türkiye nasıl karşılayacak bunları, nasıl göğüsleyecek diye sorduruyor. Reformlardan bu anlamda ne beklenebilir? Özellikle de hukuki reformlar konusunda soruyorum bir hukukçu olarak size. Evet. Efendim Sayın Yaşlı az önce çok güzel bir ifade kullandı. Siz soruyu sorduğunuzda aslında bunu reformlarla bir arada konuşmak lazım evet. dediğinde evet. işin doğru özetini esasında yaptı. Hı hı. Türkiye buradan çıkmadan önce şöyle bir tespit yaparsak Türkiye bu yaptırımlar dolayısıyla işte Katar'a, Pakistan'a falan yaptığı satışlar var. Aslında ithal ikame bir savunma sanayi olan ülkeyiz. Ve bunun %40'ı ABD tarafından, ABD'nin malları tarafından karşılanan ithal ikame bir ülkeyiz. Öyle övünülecek bir savunma sanayimiz falan filan yok yani. Öyle bir tablomuz söz konusu değil. O yüzden burada zorlanmalar olacaktır büyük bir ihtimalle. Pakistan gibi, Katar gibi ülkelere Türkiye'nin ihracatı söz konusu. Bunlarla ilgili sıkıntılar olacaktır. Ama bir başlıktan daha bakmak lazım. Türkiye'ye bu uygulama aslında NATO üyesi diğer ülkelerin de bir şekilde kendilerinin geleceğiyle ilgili tedirginlik yaşama nedeni olabilir. Hı hı. Çünkü yeni küreselleşmenin yeni getirdiği safhada dünyada artık ilişkiler çok sıkı değil, bağlılıklar daha zayıf ve yeniden bir şekillenme söz konusu bu tablo içerisinde. Batı ittifakları da farklı şekillenmelerin içerisine giriyor. O yüzden ABD'nin bu yaptırımlar meselesi NATO'yu da tartıştırır hale gelebilir. O süreç farklı gelişebilir ama en çok katıldığım noktalardan birisi şudur ki buradan reform meselesine doğru yönelmemiz gerekiyor. Türkiye'nin bu karşı karşıya kalmış olduğu yaptırımların geleceğe ilişkin sinyalleri Doğu Akdeniz meselesidir. Özellikle Doğu Akdeniz meselesidir. Suriye'nin kuzeyi meselesidir. Herkes kadro buna göre almak zorundadır. Düşüncelerini buna göre ortaya koymak zorundadır. Öyle rastgele hamasetle falan filan Amerika'ya karşı olduk, şunu yaptık, bunu yaptık diyeceğimiz bir mesele değildir. Gelecekte bölgeye ilişkin Suriye'nin kuzey meselesidir ve aynı zamanda Ankara-Washington arasındaki ilişkileri ve Ankara-Brüksel arasındaki ilişkileri belirleyecek başlıklardan bir tanesi de Türkiye'deki hukuksal meselelerdir. Yani Türkiye'deki hukukun üstünlüğü ya da hukuk devleti yönünde atılması gereken bazı adımlardır. Bunlar kolay işler değildir. Şimdi geldiğimiz noktada aslında reformun kaynağı biraz buradan gündeme düştü. Biz Sayın Adalet Bakanı ile yaptığımız bir toplantıda bunları dile getirdik. Adalet ve Kalkınma Partisi reform diye bir ifade kullandı. İçini neyle dolduracağını Adalet Bakanı'nın ağzından da telaffuz etmedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından da telaffuz etmedi. Hiç kimsenin ağzından telaffuz etmedi. Aksine reform lazım diyen kurucularından bir tanesinin kellesini aldı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde reformu konuşmaya korkan bir siyasi kadrolar ordusu yarattı şu anda. Hı hı. Şimdi böyle bir tablo içerisinde reform beklerseniz soracağınız sorular çok önemli. Reform kime karşı?
20 yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidar eğer reform yapıyor ise yıktığını, döktüğünü iyice bir hesaplaması gerekiyor. Ama bunu yapacak yapının bu iktidar olmadığı açıktır. Yani 20 yıldır yıkan, döken, her defasında 7-8 tane paketle gelen, o paketlerle gelirken de insan hak ve özgürlüklerini kendi aslında saldırgan bir takım hukuksal düzenlemelerin içerisine havuç sopa usulü koyarak Türkiye'de doğru düzgün hukuksal uygulamaların yapılmasını engelleyen, Türkiye'nin her paketle beraber başına biraz da dert açan bir iktidar var karşımızda. O yüzden sabıkalı bir iktidardır. Reform konusunda da söylemlerine itibar edebilmek çok mümkün değildir. Reform yapmaya ne gerek var? KHK'lıları süründürmek için reform yapmaya gerek var mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki anayasası, kanun hükmünde kararnamelerle beraber işsiz olarak sokakta bırakılmış, bir şekilde sivil ölü halinde yaşatılan, hatta bırakın 7 kuşak akrabalarına kadar yaptırım uygulanan ve dünyanın hiçbir devletinde görülmemiş bir şekilde çalışma hakkı elinden alınan, yaşamsal hakları elinden alınan, sosyal güvenlik hakkı elinden alınan KHK'lıların Türkiye'de doğru düzgün yaşaması için bir reforma ihtiyaç var mı? Şu andaki anayasamız bu hakkı kullandırmaya müsait değil mi? Mesela örnek veriyorum. Bunun gibi birçok başlık altında soru sorduğumuz zaman reformdan çok bir zihniyet meselesi olduğunu Türkiye'de görüyoruz. Kuşkusuz Türkiye bir reform yaşamalı. Bana göre Türkiye bir anayasal reform yaşamalı. Anayasal reform yaşamalı. Türkiye bu HSYK ile beraber nasıl bir hukuk devleti kurgulayacak da biz buna reform diyeceğiz? Size bir örnek vereyim. Ceza ve Tevkif İşleri Genel Müdürü hakimlere göndermiş olduğu broşürde diyor ki tutuklamalarla ilgili eğer tahliye kararı verecekseniz HSYK'nın görüşünü alın. Evet. Anayasanın 138. maddesi çok net açık. Tamamıyla hakimin düşünce alanına ve vicdanına bırakılmış olan bir konuyu Ceza ve Tevkif İşleri Genel Müdürü bu şekilde yazıyorsa, HSK bunu kabul ediyorsa, biz bu zihniyetin içerisinde reformu bekleyebilir miyiz? Reformu bekleyebilir miyiz? AYM kararlarına uymayan hakimlerin olduğu, hatta Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamayı ihtiyat haline getirmiş ve eleştirebilme hakkını kendisinde gören bir cumhurbaşkanının olduğu ülkede, biz hangi reform mantığıyla hayata bakacağız? Anladım. Türkiye'nin çok ciddi bir hukuk reformuna ihtiyacı var. Baroları bölen bir anlayış, daha yakın tarihte, baroları bölen bir anlayış, aslında hukukun üstünlüğünü sağlayacak, kurumları yok edip siyasallaştıran ve bir partinin lideriyle beraber de kurulacak bir baron üyesiyle fotoğraf verip, davacı kesimdeki avukatlara yeni baroya üye olup mesajı verirken, baroları siyasallaştıran bir anlayıştan siz nasıl reform bekleyeceksiniz? Peki. Hakimlerin coğrafi teminatının olmadığı bir ülkede, Sayın Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel'in de söylediği gibi, ayaklı güyotin gibi Enis Berberoğlu kararını uygulamayan, Osman Kavala kararında 6 ay boyunca biz aslında yanlış tutukluluk kararı uyguladık diyen mahkemelerin olduğu ve hiçbir yaptırımın uygulanmadığı bir Türkiye'de biz hangi reform meselesine el atacağız? Bir siyasi parti genel başkanının çıkıp hakim ve savcılara çağrıda bulunup bir partiyi kapatın dediği, bir partinin seçilmişlerinin tümüyle yok edildiği yerde hiç kimsenin hukuksal olarak sesinin nefesinin çıkmadığı, hiçbir mahkemeden doğru düzgün kararın çıkmadığı, mesela Ayhan Bilgen gibi Anayasa Mahkemesi kararına rağmen mükerrer yargılamaya muhatap olurken hiç hukuk camiası içerisinde hiçbir sücenin sesini çıkarmadığı bir ortamda biz nasıl reformdan bahsedeceğiz? Ben şunu istiyorum Çiğdem Hanımcığım. Bir muhalefet partisi milletvekili arkadaş bunu söylüyor. İnsan onuruna yaraşır. Hangi yasayı getirirse getirsinler destek veririz. Ama boylarından büyük laf etmesinler. 128 milyar doları tükettiklerinde hazineden bunun hiçbir şekilde hesabının alınamadığı bir sistemi ortaya koymuşsa bu iktidar neyin reformundan bahsedecek? Peki zaten burada özür dilerim küçük harflerle konuşmak zorundayız. Öyle büyük iddialı reform lafları edecek yer bu iktidar değildir. Bu iktidar ancak yasal zorunluluklar gereği bazı iyileştirmeler yapıp da dış dünyaya da kendini şirin göstermek isteyecekse insan onuruna yaraşır olarak getirecek olduğu insani yasalarda
destek vereceğimizi söyleyebiliriz. Engel olmayacağımızı söyleyebiliriz. Ama biliniz ki bu dış piyasaya yönelik, para piyasalarına yönelik, AB ve Avrupa Birliği'nin sıkıştırdığı noktalara yönelik bir şirinleşme hareketidir. Peki. Mahkemenist bir harekettir. Buna reform deme şansımız yok. Peki. Sizden hemen alıp zaten Sinan Hocam'a bir gideyim öncelikle. Çünkü ona da böyle başlayacaktım. Ya ekonomik sayıklarla ekonominin geldiği nokta açısından mıdır? Eğer böyle bir durumda olmasaydık reform söylemlerini duyar mıydık diyecektim. Bu bir. Bunun yanı sıra bir de şimdi hukuk alanındaki reformlardan bahsedilirken az evvel Sayın Aydoğan da hani kurban verdiler ifadesini kullanırken Bülent Arınç göndermesi yaptı. Çünkü iki ismi gündeme getirdi. Kavala ve Demirtaş. Onların durumuna ilişkin gelinen noktayı işaret etmişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni bir kenara koyalım ama Avrupa Birliği'nden değil mi kurumlardan özellikle iki isme yönelik mesajların geldiğini, beklentilerin olduğunu bu anlamda biliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gönderme yaparak. Hocam bir yandan bakıyoruz MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ifadeleri. Zillet ittifakının istismar kozları elinden alınmalıdır. Uzayıp giden davalar süratle karara bağlanmalıdır. Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala diyerek devam ediyor. Bu isimler hakkında karar oluşmalı. Hukuken suçlu olup olmadıkları da teyit ve tescil edilmelidir. Yargı reformunun önceliği bu olmalıdır. Haliyle Cumhur İttifakı'nda bir Demirtaş ya da Kavala çatlağı mı oluşuyor gibi sorulara da neden oldu bu durum. Nasıl okumak gerekir bir de bu mesajı? Yani bu isimleri yargılayın gerekirse çıkarın gibi bir şekilde de okunur mu acaba? Şimdi Sayın Bahçeli'nin mesajında suçlu olup olmadıkları diyor. Evet evet. Yani bunlar suçludur muhakkak cezaları kesilsin demiyor. Dolayısıyla doğru ifade etmek adına söylüyorum. Evet. Kanaatimce önümüzdeki süreç içerisinde Kavala ile ilgili mahkemelerin bir karar vereceği ve daha önce de söylemiştim 20 Ocağı kadar muhtemelen bırakacakları ama Demirtaş için işte ertelenme söz konusu oldu zaten. Demirtaş için daha farklı bir yol izleneceği görülüyor. Yalnız burada yani 18 yıllık bir iktidarın bugün geldiği noktada eğer hala reforma ihtiyacımız var diyorsa zaten burada sakat bir durum söz konusu. Birincisi reform şahıslar için yapılmaz. Yani hukuk reformu Kavala için, Demirtaş için, onun için, bunun için yapılmaz. Ekonomi reformu damat gitti diye yapılmaz. Bu ülkenin evet ekonomide ve hukukta reforma ihtiyacı var. Ama reform yaparken de bu noktaya getirenlerden kurtulmak adına da bir reform yapmak lazım. Yani 18 senede bu ülkeyi bu noktaya kim getirdi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ismine bakıyorsunuz. Hem adalet hem de kalkınma. Yani ekonomi var. Bugün 18 senenin sonunda gelinen nokta şu ki kendi isimlerinde reform yapma ihtiyacı hissediyorlar. Yani Türkiye'de bugün en değersizleşen iki kelime var. Birisi ekonomi, birisi adalet. Ve bu iki kelimenin birleştiği isim Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Kendi partisinin ismini 18 senede değersiz hale getiren bir iktidar şimdi reformdan bahsediyor. Ha, 2023'e kadar bu iktidarın süresi var ve gördüğüm kadarıyla da kullanacak. Keşke madem 2023'e kadar bu iktidar süresini kullanacak çünkü başkanlık sistemi maalesef ki böyle erken seçime gitmeyi çok mümkün kılmıyor. O zaman bu reformları yapsalar. Keşke yapsalar. Yani Türkiye'de bugün şu şunu dedi, bu bunu dedi. Hep bunları konuşuyoruz, bunları tartışıyoruz. Vatandaşın gündemi bu değil Çiğdem Hanım. Emin olun bu değil. Yani pandemi sürecinde sık sık sadece sizin kanalda değil birçok kanalda davet ediliyoruz ve hazır gündemi konuşuyoruz. Biz belirlemiyoruz gündemi. Programı yapanlar çağırıyorlar ve bize önümüze bir gündem koyuyorlar. Bu gündemi konuşuyoruz.
Bizim televizyonlarda konuştuğumuz gündem bugün Türk milletinin gündemi değil. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yani Sayın Bahçeli'nin söylediği Demirtaş veya Kavala ile ilgili konu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği işte CHP şunu dedi, Sayın CHP liderinin söylediği AK Parti, bunlar Türk milletinin gündemi değil ya. Çok büyük bir pandemiden kaynaklı ekonomik sıkıntımız var. Çok büyük bir sıkıntımız var. Ve eğer bu reform buna çare olacaksa yapılsın. Bir an önce Sayın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili de Sayın Aydoğan da buradayken, yani bu artık iktidarıyla muhalefetiyle ele alınması gereken bir konu. Hükümet 18 senede bir felaketin eşiğine getirdi ekonomik olarak. Adalet anlamında Türkiye'de kimsenin adalete güveni kalmadı. Twitter'ın adaleti bu hükümetin adaletinden daha etkili bir noktaya gelmiş durumdadır. Türkiye'de hakimleri, savcıları yöneten, yönlendiren adalet duygusu değil, onları yöneten, yönlendiren okudukları, hukuk fakültesi aldıkları diploma değil, sosyal medya. Adam çok ağır bir suç işliyor. Kadına şiddet uyguluyor. Hayvana şiddet uyguluyor. Ve hakim, savcı onu yargılamadan bırakıyor. Ne zamana kadar? Sosyal medyadan örgütlenip tepki gösterene kadar. Böyle bir ülkenin adalete ihtiyacı var. Adalette reforma ihtiyacı var. Ve Türkiye'de reformları biraz daha detaylı konuşmaya ihtiyaç var. Bu reformlar konuşurken de şimdi Türkiye her şeye para buluyor, SMA hastalarını bulamıyor. Nasıl bir iştir? Ne yazık ki, evet. Çocuklarımız. Yani toplasanız 100 tane Türkiye'de SMA hastası var. Belki biraz daha fazla. Yani işte Amerika'ya kafa tutuyoruz. Rusya'yla efendim şunu yapıyoruz. Ya 100 tane SMA hastasının sorunu çözemiyoruz bir türlü. Bu kadar zor mu? Kesinlikle. Türkiye'de kuaförlerinden, berberinden, lokantacısına kadar insanlar her gün birer ikişer iflas ediyor. Açıkladığımız ekonomik reform paketi, işte hükümetin açıkladığımız derken. Evet evet biliyorum. Efendim 500 lira kira yardımı. Ne yapacak esnaf 500 lira 500, kira yardımı? 750. Onun için evet. 750 500 evet, evet. lira. Yani ortalama maalesef ki bir hükümetin, bir bürokratının bir öğlen yemeğinin parasıdır o. Çok önemli. Burası elbette ki önemli. Kaldı ki yani kuru ekmek boğazlarından geçiyorsa doyuyorlar zaten, aç değiller demek ki diye bir dip duygusunda dışa vurumunu görmüş olduk bu hafta içerisinde meclisteki olan tartışmalar sırasında. Emin olun hocam, yani bunları da konuşuyoruz ama neyi nasıl konuştuğunuzun önemli olduğunun notunu hep düşüyorum ben. Kimlerle ve nasıl konuştunuz? O yüzden bu ekranda yaptırımlar konuşulurken de kimlerle konuşulduğu, nasıl konuşulduğu önemlidir, kıymetlidir. Sizlerle konuşuyoruz. Her ekranda olmadığınızı biliyorum. Neden olmadığınıza ilişkinde her birinizin var bir zaten izleyicilerimizin de bir fikri, bir yorumu vardır. O yüzden her gündem maddesini burada bu ekranda birlikte konuşmak bence kıymetli. Katkılarınız için çok teşekkürler. Aynı zamanda hatırlatmalarınız için. Bir de reform demişken şimdi şöyle bir şey, evet Cumhur İttifakı'nı da konuşmak durumunda kalıyoruz gerçekten. Özellikle Avrupa Birliği'nin aynı zamanda iki isme ilişkin odaklandığını görmekteyiz dedim ya az evvel, Kavala ve Demirtaş konusunda. Gerçekten bununla ilgili bir adım atılma, mesela 20 Ocak konusunu siz de olası görüyor musunuz Barçın Hanım? Kavala konusunda belki bir adım atılabilir diye. Bir de Anayasa Mahkemesi bu konuyu mesela ele aldı ama genel kurula sevk edildi. Yani genel kurulda ele alınmak üzere, bir nevi şu anda dondurulmuş bir mesele. Ekonomi reformu vesaire denmemiş olsaydı Anayasa Mahkemesi bu bireysel başvuruyu mesela ele alır mıydı? Soru işareti. Şimdi bu reform meselesinde bizim açımızdan en önemli şey, bakmamız gereken şey, bu reformların sözde mi, özde mi, kozmetik mi, sembolik mi, yoksa samimi mi olup olmadığı. Avrupa Birliği, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş üzerinde duruyorlar. Onlar sembol isimler.
şöyle bir şey olmayacak. Osman Kavala serbest bırakılırsa, Selahattin Demirtaş serbest bırakılırsa Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri güllük gülistanlık olmayacak. Onlar sembolik isimler oldukları için o isimler üzerinden gidiliyor. Ama Osman Kavala'nın serbest bırakılıp ondan sonra başka birilerinin ya da binlerce insanın hakları, hukukları hiçe sayılmasını ne Avrupa Birliği ne Amerika hani gözden dikkatten kaçırmayacaktır. Dolayısıyla burada önemli olan hükümetin ne kadar samimi olduğu, bu reformlar konusunda ne kadar ciddi olduğunu göstermesi. Şimdi devletlerde süreklilik vardır. Sonuç olarak Türkiye'de de neredeyse yani 20 yıldır iktidarda olan bir yönetimin de artık tanıdılar. Yani Erdoğan'ı da artık tanıyorlar. Yani Avrupa Birliği de öyle. Amerikan yönetimi de öyle. Dolayısıyla muhakkak teste tabi tutacaklardır. Bu reformlar ne kadar sembolik, ne kadar ciddi bir içeriğe sahip diye. Şimdi şunu hatırlatmak gerekir. Türkiye bir noktada AK Parti iktidarı reformlarla ilgili özellikle Avrupa Birliği Türkiye'ye kapıyı kapama teşebbüsünde bulunduğunda madem öyle ben Kopenhag kriterlerini, Ankara kriterlerini yaparım, devam ederim dedi. Ama oldu mu? Olmadı. Bu reformları motive eden ya ekonomik gerekçeler oluyor. Bunlar içinde genelde işte Avrupa Birliği ile Batı ile de iyi ilişkiler içinde olmak gerekiyor. Yani üzülerek söylüyorum ki Türkiye kendi dinamikleriyle bu reformları gündeme getirmiyor. Dışarıdan gelen telkinler yani bunu olumsuz anlamda kullanılıyor. Ama bu da doğru, yani bir havuç sopa tekniğiyle Türkiye'ye bu reformlar dayatılıyor demeyeceğim. Çünkü sonuç olarak bu reformların, yani demokratik reformlar aslında Türk halkının iyiliği için gündeme gelmesi söz konusu bu reformların. Ve hani burada da önümüzdeki günlerde Amerika ile Avrupa Birliği ile yapılacak tartışmalarda umarım gene bu egemenlik tartışması, içişlerimize karışılıyor tartışması yapılır mı? Merak ediyorum. Çünkü ben genelde şunu söylüyorum, yani eğer Avrupa Birliği Türkiye'ye demokrasi demiyorsa, insan hakları demiyorsa, bu konuları gündeme getirmiyorsa asıl o zaman bizim çok ciddi şekilde telaşlanmamız gerekiyor. Çünkü o bizi Suudi Arabistan'la, Mısır'la, Çin'le aynı lige koyacak demektir. Halbuki demokrasi ve insan hakları konularını gündeme getiriyorsa demek ki kendiyle aynı lig içinde görüyor demektir. Ama üzülerek söylemek durumundayım ki AK Parti iktidarı ne yazık ki insan hakları ve demokrasi konusunu Avrupa Birliği ile gündemden çıkardı. Öyle bir şekilde gündemden çıkardı ki Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye ile ilgili yaptırımlar Türkiye Avrupa Birliği standartlarından uzaklaşıyor diye değil, Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor diye değil, Türkiye Doğu Akdeniz'de Fransa'ya ve Rum kesimine ve Yunanistan'la itişiyor diye çıkarıyor. Yani yaptırımlar bize aslında yanlış yerden geliyor. Ve ne yazık ki Avrupa Birliği'nin zirve bildirilerinde genelde Türkiye'nin adaylığının altı çizilirdi. Türkiye bir aday ülke olarak denirdi. İşte genişleme başlığının altında yer alırdı. Son zirve bildirilerinde Türkiye'ye bir aday muamelesi de yapılmıyor. Aday statüsü olarak gösterilmiyor. Bir Türkiye aday statüsünden işte komşu, hatta işte böyle sorunlu komşu statüsüne indirgenmiş durumunda. Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönem eğer Amerika Birleşik Devletleri AB ile başlamasının benim muhtemel gördüğüm paralel çoklu müzakerelerde insan hakları ve demokrasi meseleleri gündeme gelirse bu Türkiye'nin reform yapması için bir itici güç oynayabilecektir diye düşünüyorum. Çünkü orada da hani bu hükümeti belki motive edecek olan şey işte bir takım kapılar aranıyor ve mesela deniyor ki eğer hani bu meseleler çözülürse ekonomik ve ticari ilişkilerimizi tekrardan bir gözden geçirebiliriz. Bu çerçevede işte gümrük birliğinin modernleştirilmesi gündeme gelebilir. Ama tekraren Avrupa Birliği şöyle söylüyor. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir ülkeyle ben gümrük birliğini güncelleştirmek istemiyorum diyor. Hani onlar açısından da bizim hani böyle çok aman Türkiye demokrasi olsun, insan hakları olsun diye hani onlar da çok
çifte standart var. Yok demiyorum. Çünkü onlar da hani eğer özellikle ekonomik açıdan baktıklarında öngörülebilir bir ülke olsun istiyorlar açıkçası. Ama dediğim gibi yani bizim kesinlikle kendimizi hani bir yani hani antidemokratik de olsa hani biz bu ülkeyle ticaret yapalım. Ticaret hiçbir şey yani insan haklarında demokraside hiçbir sorun olmadan biz demokrasi şey ticareti devam ettirelim. O arada da Türkler de göçmenleri de dursunlar. Bu türden bir denklemle ilişkilerimizi devam ettirmenin önümüzdeki dönemde hani Türk halkının genel anlamda ki refahı için, Türk halkının hak ettiği demokratik yaşam için tercih edilir bir durum olmadığını düşünüyorum. Yani umuyorum ki önümüzdeki dönem bu konular gündeme gelecektir. Ama tekraren bazıları diyecek ki efendim işte bizim iç işlerimize karışıyorlar. Maalesef Türkiye kendi iç dinamikleriyle demokrasi, insan hakları meselelerini yoluna koyamıyor. İç dinamikleriyle Türkiye bunu yapamıyor. Avrupa Birliği vasıtasıyla ya da Avrupa Birliği'nden gelen çağrılar üzerine belki de ya da işte yüzümüzü batıya çevirmiş bir ülkeyiz diyerek reform ifadesini kullanarak bunu yapabilir mi? Ne kadar, ne ölçüde gerçekleşebilir? Fatih Hocam ne düşünürsünüz? Bir yandan da son dönemde tabii yeniden zaman zaman gündeme gelen parti kapatma tartışmaları, Turan Bey az evvel bir gönderme yaptı zaten. Yine MHP lideri Sayın Bahçeli'nin ifadeleriydi. Cumhur İttifakı ortağına bir aslında çağrıda bulundu. HDP kapatılsın dedi. Ama AKP'nin genel başkan vekili olarak Numan Kurtulmuş'un ifadelerine bakıyoruz. Ya bunun olumlu sonuçları hiç görülmemiştir şimdiye kadar parti kapatmaların dedi. Sonra yeniden MHP lideri aynı çağrıyı yineledi. Şimdi bu durum içeride ayrı ama dışarıda da ayrı bir tartışma konusu mu olur? Bu reform konusunu nasıl etkiler? Cumhur İttifakı açısından da düşünecek olursak reform konusunda bir görüş ayrılığı mı var? Nasıl okunabilir? HDP'nin kapatılması ve çözüm süreci konusuna ayrıntılı bir şekilde aslında bir sonraki turda girmek isterim ben. Çünkü şimdi öncelikle reform meselesiyle ilgili söylemek istediklerimi söyleyeyim. Öncelikle şunu söylemek ve görmek lazım. 18. yılın sonunda eğer iktidardan beklenen reform eğer şuysa, örneğin parlamenter sistemin yeniden güçlendirilmesi, kuvvetler ayrılığının tesisi, yargı bağımsızlığı, işte düşünce ve ifade özgürlüğünün tesis edilmesi, eğer reformla bunlar kastediliyorsa ben bu saatten sonra bunlarda radikal, köklü ve gerçek, hakiki adımlar atılacağını düşünmüyorum. Çünkü bunlarla ilgili atılacak her adım AKP'nin kurmuş olduğu, inşa etmiş olduğu rejimle varoluşsal bir çelişki demek. Yani siz bir yandan denge kontrol, fren kontrol mekanizmalarının olmadığı, denetlenemeyen, parlamentoda işte soru önergelerinin yanıtlanmadığı, gen soru önergesi verilmediği, bütçe görüşmelerinde gelip Cumhurbaşkanı'nın konuşmadığı, konuşma ihtiyacı duymadığı, işte torba yasalarla istenilen her şeyin bir şekilde meclisten geçirildiği bir düzen inşa edeceksiniz ve bunun üzerinden varlığınızı devam ettireceksiniz. Ama öte yandan da işte insan hakları reformu yapacaksınız, düşünce ifade özgürlüğünü bir şekilde tesis edeceksiniz. Bunlar bana çok mümkün gelmiyor. Dolayısıyla reform denildiğinde bizim başka bir yere bakmamız lazım bence. Nereye bakmamız lazım? O da şu. Reform sözcüğü ne zaman ilk kez telaffuz edildi Cumhurbaşkanı tarafından? Berat Albayrak'ın istifa sürecinde, değil mi? Evet. Demek ki esas mesele ekonomi. Oraya gelmemiz gerekiyor. Ne oldu? Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi. Süreci hatırlayalım. Evet. Sonrasında Hazine Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Onun yerine Lütfü Elvan atandı. Ve tam da bu süreçte yani ekonomi yönetiminde bir değişiklik yapıldığı anda reformlardan, hukuki ve ekonomik iktisadi reformlardan bahsedildi. Demek ki esas mesele şu. Türkiye bir önceki turda söylemiş olduğum üzere batıya finansal, ekonomik anlamda göbekten bağımlı bir ülke. Türkiye kırılgan bir ekonomiye sahip. Türkiye belirli periyotlarla 1940'lı yıllardan itibaren bağımlı ekonomisiyle krize giren, özellikle döviz bulamadığı zamanlarda krize giren bir ülke. Şu anda da çok açık bir şekilde bir kriz yaşıyor Türkiye ekonomisi. Bir yandan dövizin fiyatının artması, enflasyon, işsizlik, yoksulluk vesaire. Nedeni ne? Nedeni şu. Kırılgan bir ekonomi olan Türkiye yabancı sermaye, yabancı yatırım çekemediği sürece döviz fiyatları fırlıyor. O da enflasyonu, işsizliği, yoksulluğu tetikliyor. Peki para nereden gelebilir? Az önce anlatmaya çalıştım. Rusya ve Çin'den gelemez.
aynı zamanda mali olarak Amerika'ya ve Avrupa'ya bağımlısınız. Dolayısıyla reform denildiğinde beklenen şey şu idi, daha doğrusu hala yapılmak istenen şey şu: eğer biz uluslararası ve yerli sermayeye bir takım yeni vaatlerde bulunabilirsek, onlara bir takım yeni sermayelerini değerleme alanları açabilirsek, o zaman Türkiye'ye bir şekilde dışarıdan para gelir, yabancı yatırımcı gelir, biz döviz fiyatlarını aşağıya çekeriz, Türkiye'nin risk primini azaltırız. Böylece bu yatırımlar üzerinden ekonomiyi biraz dengeleyebilirsek belki bir erken seçime gidebiliriz. Plan bana göre bu. Ortada böyle bir anlayış var. Şimdi devam edelim. Reform sürecinde kimlerle görüşüldü? İlk toplantı TÜSİAD'la yapıldı. Yani İstanbul sermayesiyle. Evet. Arkasından TOB'la görüşüldü. Yani ticaret sermayesiyle yapıldı. Sonrasında MÜSİAD'la görüşüldü. Yani esas olarak İslami burjuvaziyle, İslami sermaye. Dolayısıyla sermayenin farklı fraksiyonlarıyla görüşmeler yapıldı. Aynı anda da AB'ye ve ABD'ye bir takım mesajlar verildi. Örneğin Erdoğan dedi ki geleceğimizi Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Aynı zamanda Biden'la ilgili olumlu mesajlar verildi. Ve işte sizin sormuş olduğunuz üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir büyükelçi atandı. İsrail'e de atanacak vesaire. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman AKP'nin, iktidarın reformdan anladığı şeyin içeride ve dışarıda yerli ve yabancı sermayeye bir takım yeni değerleme alanları açarak, onlara yeni bir takım vaatlerde bulunarak esas olarak ekonomiyi kısmi de olsa düzeltebileceğine duyduğu inanç. Mesela niye işçi sendikalarıyla bu bağlamda görüşülmüyor? Yani DİSK'le, KESK'le, işte kendilerinden yana olan HAK İŞ'le, TÜRK İŞ'le, bunlarla dahi reform sürecinin görüşülmediğini biz görüyoruz. Belki önümüzdeki günlerde görüşürler, bilmiyoruz, ama öncelik sırası onların değil. Öncelik sırası emekçilerin, emeğin değil. Bakın Türkiye'de şu an günlük 39 liraya insanlar çalıştırılıyor. Günlük 39 lira işsizlik sigortası, evet, adı altın. Evet. Bunun yanı sıra asgari ücret 2500 lira. En iyi tahminle bile 3100 lira talep ediliyor. 3100 lira bile olmayacağına emin olabilirsiniz. Yani %10 zam gelirse insanlar öpüp başına koyacaklar bu kriz ortamında. İşsizlik almış başını yürümüş. Evet. Şimdi tüm bunlar varken reformla kastedilen şey muhtemelen şu: kıdem tazminatını daha bir ay önce gündeme getirdiler ama geri çektiler. Kıdem tazminatını nasıl gasp edip sermayeye yeni bir alan açabiliriz? Bu esnek çalışma sürecini nasıl devam ettirebiliriz? Yani belirli sözleşme, belirli süreli iş sözleşmeleriyle insanların tazminatsız işten çıkarılabilecekleri bir emek rejimini nasıl tahsis edebiliriz? Bakın bugün Türkiye'de demokrasi deniliyor. Sermaye eğer demokrasi olmazsa gelmez vesaire deniliyor. Türkiye'de insanlar sendikalı olduğu için işten atılıyorlar. Türkiye'de, evet, madenciler Soma'dan yürüyüş yapmak istiyorlar. Önlerine barikat kuruluyor. Ve şimdi Türkiye'de toplumun %99'u emeğiyle geçiniyor ve emeğiyle geçinen insanlar haklarını almaya kalkıştıklarında önlerine bir takım bariyerler konuluyor. Ama öte yandan reform adı altında önce sermaye temsilcileriyle görüşülüyor. Dolayısıyla sonuç itibariyle şunu söyleyip bitireyim. Türkiye'de reformların yapılması denilen şey, reformlar yapılacak denilen şey AKP'nin kendi varoluşuyla çelişkilidir. AKP bu saatten sonra demokrasi adına bir takım adımlar atamaz. Bu mümkün değildir. Bunun içi boş olacaktır. Öte yandan reform adı altında yapılabilecek şeylerin esas olarak belirleyicisi de Türkiye'de sermayenin şu an, yani küçük bir azınlığın, toplumun geriye kalanının emeğinin ürününü gasp etmesiyle doğrudan ilgilidir. Önümüzdeki günlerde muhtemelen zaten yapılacak olan düzenlemeler de tam da bunlarla ilgili olacaktır. Önemli, demokrasi adına adım atılmayacaktır aslında. Bir yandan da yani yaşananları ve milletin ekonomisi açısından yaşananları, gelinen süreci de anlatmanız aynı zamanda çarpıcı gibi. O noktada da o zaman şu meclisteki şu tartışmayı hatırlayalım ve onunla ilgili de bir yorumlarınızı hızlıca alayım. Turan Bey, kuru ekmek meselesi. CHP'li Engin Altay'ın sözleri sonrasında insanların midesine kuru ekmek giriyor dedi. Bir baktık orada Şahin Tin, AKP'li milletvekili, dedi ki aç değiller o zaman. Bir anda verilmiş olan bir tepki sonrasında, hep ben ekranda öyle ifade ettiğim için söyleyeyim, belli ki danışmandan yazılmış olan bir şey, gönderilmiş olan bir mesaj, sözlerim çarpıtıldı diyerek tutanaktaki, görüntüdeki ifadeler düzeltilmeye çalışıldı okunarak. Ama verilmiş olan spontane tepki zaten ortada. Bununla ilgili notunuzu düşün lütfen. O ki gerçek gündemi diye, yani milletin gündeminde konuşuyoruz. Birazdan Sinan Hocam'a da sorayım bu konuyla ilgili yorumunu. Bilmiyorum, o sırada oradaydınız galiba. Oradaydım. Biraz... bize bu anlayışın adı nedir diye sorayım. Çünkü konuklarıma hep bu konuyu böyle sordum. Nedir bunun adı diye aynı tam da, soruyu sorayım. Tam da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsil ettiği otokrat bir azınlığın
Türkiye'nin hemen hemen %99'un üzerinde asalak olarak oturduğu rejim tipidir bu. Bu kardeşimiz aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugüne kadarki uygulamalarının dışa vurumu oldu. Sayın Engin Altay uyardı da kendisini. Ona rağmen böyle bir ifade ağzından çıktı. Bu rastgele bir ifade değildir. Bu Türkiye'nin özetidir aslında. Saray rejiminin özetidir. 10 milyon liralık arabaya binen Cumhurbaşkanı vekiline de aynı ifadeleri biz mecliste sorduk. Bu bir otokrat azınlığın Türkiye üzerindeki sultasının geldiği yerdir. Artık dışa vurmanın ötesinde saklayamaz hale geldikleri ve kendilerini ifade ettikleri ortamdır. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama görevini doğru düzgün yapmak yerine bu otokratik yapının aynası haline gelmeye başladılar. İşlerinde vicdanlı arkadaşlarımız var. Süreç içerisinde göreceğiz. O vicdan onları rahatsız ettikçe bu ülkenin geleceği açısından, bu bölgenin geleceği açısından, dünyanın geleceği açısından sağlıklı tavırlar koyacaklarına eminim. Gördüğüm, tanıdığım, bildiğim bir tablodur bu. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anlayışı baştan itibaren söylediğim gibi bir azınlığın temsilciliğidir. Sayın Yaşlı'nın az önce söylediği gibi Türkiye'de günlerdir grevler erteleniyor, işçiler de ölüyor. Emeğin hakkını arayan insanların o hakkı kullanabilecek olduğu hukuksal mekanizmalar yok sayılıyor. Türkiye hala bir OHAL rejimi altında yönetiliyor ise Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekilinin sokaktaki insanın açlığıyla alakalı olma ihtimali yok. Zaten sokakta yoklar. Mesela benim bölgemde bizler Covid döneminde dahil olmak üzere sürekli vatandaşla iç içeyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsilcileri sokakta yoklar. Geldikleri zaman da yetkilileri 1000 kişilik koruma ordusuyla gelip vatandaşı ezerek geçiyorlar. Bunu sorgulamanıza çok fazla şey yapmadan daha evveliyatı var ya. Milletin başına çay atarken konuşan bir cumhurbaşkanı var. Yani Minibüsçüler Odası Başkanı Malatya'da kendisine yakarışta bulunurken al keyif çayı iç diyen bir cumhurbaşkanı var. Birbirinden farkı yok. Bu anlayışın tezahürüdür. Halktan kopmuşlardır, milletten kopmuşlardır, sokaktan kopmuşlardır. Milletin derdini dert etme gibi bir dertleri yoktur. Bugüne kadar da zaten makyavelist bir anlayışla beraber yol yürüdüklerinden dolayı artık sırıtmaya başlamıştır. Boya döküldü, her şey ortaya çıktı. Bu milletin esas ihtiyacı Çiğdem Hanım bambaşka bir şeydi. Reformu da yapacak o bambaşka meseledir. Milletin büyük bir çoğunluğunun uzlaşı içerisinde bu ülkenin sorunlarını tamir edeceği, ortak sorunlarını tespit edip onlara çözüm arayacağı yeni bir yapıdır, yeni bir sistemdir. Bunu görmezsek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öyle tek yumurtlayan tavuk gibi sürekli ortaya attığı yumurtalar üzerinde siyaseti konuşmaya devam edersek zaman kaybı olur bizim açımızdan. Bizim gündemimiz bu değildir. Bizim gündemimiz açlıktır, yoksulluktur, işsizliktir, milletin sağlık sorunudur, sokaktaki aç insanlardır, onların geleceğidir ve o geleceği de sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak tek biz iddialı bir şekilde çözeriz şeklinde bir bencilliğin içerisinde davranmıyoruz. Türkiye'nin siyaseten her yönünden gelebilecek doğru önerilerle beraber her taraftaki aç, yoksul, sorunlu insanların sorunlarını birlikte çözeceğimize inanıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi artık bitmiştir. Uzatmaları oynuyor. Sayın Oğan'ın dediği gibi aslında şu anda ayakta durmalarının temel nedeni bu acayip başkanlık sistemidir. Doğru düzgün bir sistemin içerisinde olsaydık çoktan meşruiyetini kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu daha net olarak görecektik. Tablo budur. O yüzden çok görmemek lazım. Zaten dışa vurmuşlardır duruşlarını. Budur Adalet ve Kalkınma Partisi. Ekmek düşmanıdır. İş düşmanıdır. Emek düşmanıdır. Tablosu budur. Peki. Bunu çok geç görüyor olmamız benim açımdan garipsenecek bir şeydir. Peki. Aynı konuyla ilgili kuru ekmek meselesini konuşurken bir yandan da akla özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mesela Sinan Hocam size sormuş olayım. Bir halk ekmek büfe sayıları artırılsın, evet. Kuyruk olmasın insanlar denildi ama onun üzerine de bir engel çıkarılmaya çalışıldı mecliste. AKP ve MHP'li üyeler tarafından. Şimdi gelinen noktada vatandaşla milletle aradaki mesafe çok açıldı diye eleştiriler geliyor ya iktidara. Bu mesafeyi şu saatten sonra iktidarın kapatabilme ihtimali var mıdır peki böyle bir sistemde bir de? Şimdi eğer bu sistem devam ederse kapatma ihtimali yok. Ama bu sistemin içerisinde öyle anlaşılıyor ki farklı bir takım düzenlemeler yapacaklar. Buna biraz sonra geleyim müsaade ederseniz. Mecliste ben de milletvekilliği yaptım. Daha bir tane yani benim bulunduğum dönem içerisinde
sonrasında olduğumu bilmiyorum. Sayın Aydoğan şu an mecliste, belki varsa kendisi lütfen düzeltsin beni. Muhalefetin bir tane önerisi daha şu ana kadar iktidar tarafından kabul edilmiş değil. Yok, olmadı. Olmadı Sayın. Şimdi öyle anlaşılıyor ki yani tahmin ettiğimiz gibi öyle anlaşılıyor ki bu defa çoğunlukta olan belediye meclislerindeki üyeler de kendisini aynı zihniyetin temsilcisi olarak görüyorlar. Yani burada mesele AK Parti belediyesi, CHP belediyesi veya başka bir partinin belediyesi değil. Ya bu ortaya makul bir, yani hele hele belediyeler gibi daha siyasetin dışında tutulması, daha hizmet odaklı düşünülmesi gereken kurumlarda bile maalesef ki bugün siyasetin en dik alasını görüyoruz. Yani halk ekmek, daha fazla insan halk ekmeğe ulaşsın, daha ucuz vatandaş ekmek yesin diye eğer bir bu gerekçeyle açılıyorsa o zaman bunun karşısında durmamak lazım. Yani evet, evet. Burada belediye başkanını severseniz sevmezsiniz, onun icraatlarını kabul edersiniz etmezsiniz ama yani ekmek meselesini bari siyasete alet etmeyelim ya, hakikaten. Yani bugün o ekmek dediğiniz meselede insanlar ekmeğin yanında ne yerim diye düşünmeyi bırakın. O kadar çok insan var ki o ekmeği eve götürebilir miyim diye düşünen veyahut da saatlerce sıraya girip acaba bu ekmeği halk ekmek bürolarından, ofiste büfelerinden daha ucuza alabilir miyim diye sıra bekleyen binlerce emekli var, binlerce işçi var, binlerce durumu iyi olmayan insan var. O sebeple de tuzu kuruların sıcak koltuklarında oturup bu meselelerde siyaset yapmalarını doğrusunu isterseniz vatandaş da, ben de hoş karşılamıyorum, vatandaş da hoş karşılamıyor. Yani bunu vatandaş görüyor. Türkiye'de bazıları vatandaşın birçok şeyi görmediğini zannediyor ama ben vatandaşın terazisinin güçlü bir terazi olduğu kanaatindeyim. Şimdi bu sistemde acaba iktidarın oyunun yeterli olup olmayacağını konuşuyoruz. Onu öyle bir soru sordunuz. Evet, evet. Bu sistemde yeterli olmayacak ama bu sistemde devam edersek olmayacak. Bu sistemle devam etmeme önümüzde ihtimali de var o başka zaman. Başka bir sürpriz geliyor önümüze. Nedir efendim? İhtimal şöyle. Başkanlık sistemi devam edecek ama seçim sistemi değiştirilecek büyük bir ihtimalle. Dar veya daraltılmış bölge veyahut da bu ikisinin karışımı farklı bir, yani hiç böyle dünyada başkanlık sistemi bizim nasıl dünyada eşi benzeri yoksa, işte onu da yerli ve milli diye ifade ettiler ama halbuki çok akla, yani izana ölçüye sığmayan uyduruk bir sistem oldu maalesef ki. Allah'tan şu anki getirenlerin eline ayağına dolaştı. Aynı şekilde ben seçim kanununda, siyasi partiler kanununda bazı değişiklikler yaparak bu iktidar sürelerini uzatmanın yoluna bakacaklar ve her getirdikleri sistem, uzatmaları oynadıkları için her getirdikleri sistem de bu demokrasiye, ülkeye, millete ne katar değil, iktidarı uzatmaya ne katar mantığıyla getirildiği için evet, yine sıkıntılı olacaktır. Özellikle de feodal yapıların dar bölge sisteminde çok daha güçleneceği, PKK'nın özellikle, yani HDP kapatılsın tamam ama dar bölge sisteminde en karlı çıkacak parti HDP'dir. Veya daraltılmış bölge sisteminden en karlı çıkacak parti HDP'dir. Şimdi dolayısıyla orada da işler biraz karışık. Çarşının orada biraz karışacağı kanaatindeyim. Türkiye'nin bu yüzden midir peki Sinan Hocam? Hemen şunu uzatmak adına zaten çarpık bir başkanlık sistemi getirildi. Daha çarpık bir sistemle karşı karşıya kalacağız. Hemen şunu da ekleyeyim. Yani parti kapatma konusunda gönderme yaptığınız için bu yüzden midir o zaman? Şimdi dar veya daraltılmış bölgeden bahsederken
Bunu AKP isteyebilir ama bu MHP'nin ne kadar işine gelen bir sistemdir diye hep bunu sonra geliyorduk. Bir de bunun yanı sıra şimdi son dönemde MHP liderinin HDP kapatılsın çağrısı, bu çağrıyı AKP'den MHP liderinin istediği bir karşılığın gelmemesi, sonra yeniden böyle bir çağrıda bulunması ve bununla ilgili bazı düzenlemelerin planlandığı şeklinde gelen haberler. Bunu peki nasıl yorumlamak gerekiyor? Şimdi bakınız, benim aday olduğum ve seçildiğim 2011 senesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu %10'un üzerinde ama birinci olduğu il sayısı yok maalesef ki. 2011 senesinde benim seçildiğim Iğdır ili hariç Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci o il olduğu başka bir il yoktu. Yani dar bölge seçim sistemi olsaydı 2011'de ve her seçim bölgesi tek bir milletvekili çıkarıyor olsaydı 2011'de bir tek Iğdır'dan ben seçilecektim. Başka kimse seçilmeyecekti bu sisteme göre. Eğer 600'e bölersek Türkiye'yi. O sebeple de mesela İYİ Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ki birinci oldukları çok fazla yer yok. Bu sistemde milletvekili çıkaramıyorlar. Bu sistemde HDP Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden çok ciddi oranda belki 80'in üzerinde 100'e yakın milletvekili çıkarma ihtimali var. O sebeple Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği bu sistem MHP'ye kesinlikle yaramaz. Ha, bu getirdiği demeyelim de getirmeyi planladığı evet. Ve bunun da ciddi bir şekilde masada olduğunu da biliyorum ben. O sebeple önümüzdeki süreç çok şeye gebe. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi bunda diretir ve ısrar ederse çok daha farklı şeyler göreceğiz. Onu da ifade edeyim. Bir cümleyle o zaman HDP kapatılsın çağrısının altında yatan sebep bu mudur? Bu olabilir mi daha doğrusu? Böyle de okunabilir mi? HDP kapatılsının altında birçok sebep var. Ben de HDP'nin kapatılmasından yanayım. Bunun da demokrat olmakla falan bir alakası olmadığını düşünenlerdenim. Yani Türkiye'de demokrat olmanın yolu terörü destekleyen bir partinin savunmasından geçmez. Çok örnek gösterdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde El-Kaide'yi destekleyen bir parti olamaz. Çok içinde yer almayı istediğimiz Avrupa Birliği'nde PKK'yı IŞİD'i destekleyen bir siyasi parti devletten yardım alamaz, yaşayamaz. Ben dün bir başka televizyon kanalında şu çağrıda bulundum, bugün de yenileyim. Yani o zaman şu an bütçe mecliste görüşülüyor değil mi? 2021 bütçesinden HDP'ye de 57 milyon lira kaynak ayrılacak, devlet yardımı. O zaman bütçeye hayır deyin. Dolayısıyla da HDP bu yardımla mahrum olsun. O sebeple de eğer ha diyebilirsiniz 6 milyon oy almış şu olmuş. Ben Iğdır'dan biliyorum ki o oyun önemli bir kısmı silah zoruyla alınmış. HDP'nin PKK'nın silahlı desteğiyle bir oyların bir kısmını aldığını ben biliyorum. Kim merak ediyorsa da gelsin ben ispat edeyim, Iğdır'a gidelim. Başımdan geçen olaylar var kendi aday olduğum zamanlarda. O sebeple de HDP eğer Türkiye'de mecliste, gazi mecliste normal bir siyasi parti olmak istiyorsa önce terörle arasına mesafe koymak zorundadır. Bu Millet İttifakı'na zarar verir, bunların hepsini geçeceksiniz. Türkiye'de adına ister HDP deyin, ister yarın Hizbullah bir parti kursun onu deyin veya AKP'yi destekleyen dinci terörcü bir parti olsun hiç fark etmez. Terörle arasına mesafe koymayan her siyasi parti kapatılmalıdır. Parti kapatmak efendim çözüm değil, çözümdür kusura bakmayın. Çözüm değilse bir daha kurulursa bir daha kapatırsınız. Terörle arasına siyaset mesafe koymak zorundadır. Bunun başka çaresi yoktur. Bunun demokratlıkla, bunun şunla bundan alakası yoktur. Türkiye'de terör herkesi vuruyor. Kürt vatandaşımızı daha çok vuruyor terör.
PKK ilk ortaya çıktığında önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kürt vatandaşlarımızı hedef alarak ortaya çıktı. O sebeple de terörle aramıza net bir mesafe koymak zorundayız. Peki, şimdi 2 dakikada bu konuya araya yine gideceğim ama kalan o 2 dakikada Fatih Hocam bununla ilgili ne söylemek istersiniz onu sorayım. Sonra yine bir ara verip sizinle devam etmiş olalım. Demokrat olmak terörü destekleyen bir partinin desteklenmesinden geçmez der Sinan Hoca. Bu konuyla ilgili ben hani diğer bölümde konuşayım dediniz ya, hazır girizgah yapmışken o zaman. Nedir sizin bakışınız? Yine benzer bir şey söyleyeyim. Bu hakkımı reklamdan sonra kullanmak istiyorum. Öyle. Biraz daha uzun tamam. Konuşmak için. Ama şu yani başka bir şey, ekmek meselesinden açılmıştı. Tamam. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bakın Türkiye'de geçinmenin sembolü olan şey ekmektir. Yani insanlar ekmek parası için çalışıyoruz derler. Geçim derdinden ekmek derdi diye bahsedilir. İşte ekmek aslanın ağzındadır. Ekmeğin nasıl bölüşüleceği bir problemdir. Bir takım hadiseler hatırlatayım. Bir, bundan yaklaşık bir buçuk ay önce MHP bir askıda ekmek kampanyası başlattı. Evet. Ne oldu o kampanya? Nerede şu an? Yani nereden acaba tepki geldi de o kampanya birinci günü, ikinci günün sonunda birdenbire ortadan kaldırıldı? Yani siz hem hükümet ortağısınız, iktidar ortağısınız gayri resmi olarak ama öte yandan şunu kabul etmiş oldunuz. Bu ülkede insanların askıda ekmeğe ihtiyacı var. Bunu kabul etmiş oldunuz ama birkaç gün içerisinde ne yaptığınızı, neye işaret ettiğinizi fark ettiniz ve hemen geri adım attınız. Birincisi bu. İkincisi bu halk ekmek meselesi. Yani insanların halk ekmek kuyruklarında söylediklerine bakın. Diyor ki örneğin bir teyzemiz, burada 1 lira, bakkalda 2 lira. Hesap et yavrum diyor. Ya tabii. Şimdi insanların 1 liranın hesabını yaptığı bir ülkeden bahsediyorsunuz. Ve aynı zamanda bu ülkede sırf muhalefetin elindeki belediye diye halk ekmek bayilerinin sayısının arttırılmasını sabote ediyorsunuz. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Yani ve bu kuru ekmek meselesi orada çok inanılmaz bir refleks ve bilinçaltı var. Bakın Şahin Tin isimli milletvekili Denizli Müsiyat kurucularındandır. Doğru. Denizlili bir iş adamıdır. Dolayısıyla sınıfının sesiyle konuşuyor. Yani Türkiye'de zenginler hani derler ya tok açın halini bilmez diye. Türkiye'de sadece AKP değil, zenginler de şu an Türkiye toplumunun yaşadığı açlığın, sefaletin, yoksulluğun farkında değiller. İnsanlar bırakın eti, sütü bilmem neyi, ekmeği satın almaya çalışıyorlar. Ve orada diyor ki bak diyor kursağına kuru ekmek giriyorsa demek ki aç değil. Ha, dolayısıyla bu ekmek meselesi mühim. Peki. Esas konuşulması gereken Türkiye'deki mesele ekmek meselesidir. MHP'nin bunu öbür turda anlatmaya çalışacağım ama HDP üzerinden yaratmaya çalıştığı gündem esas olarak ekmek meselesinin üzerine örtmekle ilgilidir. Yani bu tartışılmasın diye HDP konusu bu kadar sert bir şekilde gündeme getiriliyor. Bunu dediğim gibi öbür turda anlatmaya çalışacağım. Birazdan da onu daha da çok açmış olalım o zaman. Bir araya gidelim kısa bir ara, ardından bu konu üzerinden devam ediyoruz. Bu hafta konuştuğumuz her şeyi böyle üst üste konuşmaya, mixli geçişler yaparak konuşmaya çalışıyoruz efendim. Yaptırımlardan başladık iç politikaya. İç politikada da memleketin meclisindeki ekmek kavgasına kadar gelmiş durumdayız. Ama bir yandan da siyasi alanda tartışılan bir şey daha var. HDP üzerinden yapılan bir tartışma, Cumhur İttifakı'ndaki yankısı üzerinden tartışılıyor. Daha çok belki de yorumlanması isteniyor. Yani neler oluyor acaba diye. Çünkü talep verilen cevap. HDP kapatılsın, kapatmalar bir şey kazandırmadı ülkeye diye AKP'den gelen cevap. Ama bunun bir tür perdeleme olduğunu ifade ediyordu Fatih Yaşlı. Hocamıza o zaman bir dönelim. Hocam buyursunlar. Teşekkürler tekrar. Buyurun. Yani şimdi burada uzun uzun Türkiye'de Kürt sorunu nedir, var mıdır, yok mudur bunları konuşabilecek durumda değiliz ama çok basit şeyler söyleyeyim. Birincisi Türkiye'de bir Kürt halkı vardır. Yani istenildiği kadar inkar edilsin. Kendisine Kürt diyen, Kürtçe konuşan bir halk vardır. Onların belli bir çoğunluğunun bir takım talepleri vardır. Haklı ya da haksız. Onları bu programda konuşacak kadar vaktimiz yok. O toplamın, o halkın belli bir bölümü HDP isimli bir partiye oy vermektedir. O parti mecliste temsil edilmektedir. Oy verenlerin sayısı milyonları bulmaktadır. Parti barajı geçmiştir. Örneğin 7 Haziran seçimlerinde barajın ötesinde %13 civarında bir oy almıştır. Şimdi
Bu işin evveliyatına baktığımız zaman da belki 100 yıllık bir evveliyatı var ama biz son 40 yıla bakalım. Son 40 yılda Kürt sorunu denilen meselenin asayiş yöntemleriyle, askeri yöntemlerle çözülemeyeceği belki 50 kere ispatlanmıştır. Çözülseydi şimdiye kadar çözülürdü. Bunun dışında eğer parti kapatma çözüm olsaydı yine son 40 sene içerisinde bu mesele çözülürdü. Bakın işte HEP'ten başlar, HEP, DEP, HADEP, DEHAP, BDP, HDP, yani sayısını ben unuttum. Bir partiyi kapatırsınız, 3 gün sonra yenisi kurulur. Bunlar önemsiz şeyler. Çünkü o parti tabela partisi değil, o partinin siz istediğiniz kadar kabul etmeyin sosyolojik bir tabanı var. O taban dolayısıyla bugün kapattığınız partiyi yarın 3 gün sonra yeniden kurar. Dolayısıyla parti kapatmak çözüm müdür değil midir? Parti kapatmak çözüm değildir. Çözüm olsaydı 50 kere bu mesele çözülürdü. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bunun devamında işte bu parti kapatılması, HDP'nin kapatılması çağrısı, bakın bu meseleyi bir yandan da şununla paralel okumak lazım. Bir süredir deniliyor ki yeni bir çözüm süreci gündeme gelecek. Evet. Fakat bu yeni çözüm sürecinin HDP'yi dışta bırakan ve başka bölgesel aktörlerle gündeme getirileceği, başka öznelerle gündeme getirileceği söyleniyor. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden ayrıştırılamaz. Yani HDP'yi kapatan, onu siyasi denklemin dışına atan ama aynı zamanda başka aktörleri devreye sokup bir çözüm projesi üreten bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Ama maalesef bu da işe yaramaz. Çünkü sosyolojik anlamda HDP'nin ve siyasal anlamda HDP'nin dışta bırakıldığı bir çözüm süreci yine bana göre başarısız olmaya mahkumdur. Bununla birlikte ben Sinan Bey'in söylediği şeyi çok önemsedim. Diyor ki önümüzdeki günlerde dar ve daraltılmış bölge gündeme gelecek. Evet, ben buna kesinlikle katılıyorum. Gelecek. AKP seçim sistemini değiştirmeden muhtemelen yeni bir seçime gitmeyecek. Ama o daraltılmış dar bölgenin sonuçlarından biri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP'nin silme oy alması olabilir. Ve dolayısıyla daraltılmış bölgeye giderken HDP'nin kapatılması gündeme gelebilir. Ha, bu arada bir ek yapayım. Dedi ki Sinan Bey, MHP açısından dezavantajlı. Doğru, bu haliyle dezavantajlı ama örneğin benim aklımda şöyle bir şey var. AKP muhtemelen MHP'ye bir kontenjan verecektir. Örneğin 50, 60, 70 vekil gibi. Ve onu daraldar ya da daraltılmış bölgeye ikna etme olasılığı yüksek. Bunu da hani bir not olarak düşmüş olayım. Konuşmanın başında söylemiş olduğum şey, AKP'nin artık Türkiye'ye, bu iktidar bloğunun Türkiye'yi anlatabileceği bir hikayesi yok. Büyümeden bahsedemez, refahtan bahsedemez, işte ülkeyi örneğin Avrupa Birliği'ne taşımaktan bahsedemez. Bunlar geride kaldı. Yani Türkiye artık maalesef 10 bin doların altındaki bir kişi başına düşen gelirle giderek fakirleşen bir ülkeye dönüştü. Ve buradan da maalesef öyle kolay kolay bir çıkış söz konusu değil. Dolayısıyla ne yapacaksınız? İçeride ve dışarıda düşmanlık politikalarını derinleştirmeye, toplumsal siyasal kutuplaşmayı derinleştirmeye devam edeceksiniz. Burada en kolay yollardan biri bu kutuplaşmayı bir yandan devam ettirirken öte yandan karşı ittifakı dağıtma potansiyeli olan, çünkü o ittifakın içerisinde ülkücü gelenekten gelen bir parti var, İyi Parti var. O ittifakı dağıtmak için en uygun araçlardan biri tıpkı Çakıcı'nın konuşturulması gibi HDP'ye yüklenmek, HDP üzerinden CHP'yi ve genel olarak Millet İttifakı'nı terörle özdeşleştirmek. Bunu yapıyorlar bir süredir. Ha, ben bu açıdan meselenin temelinde bu olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de bu kadar yoğun iktisadi problemler, ekonomik bir yoksulluk, açlık, işsizlik yaşanırken en kolay olan şey insanlara dışarıda ve içeride bir takım yeni düşmanlar yaratmak ve bunun üzerinden siyaseti formüle etmek. Önümüzdeki günlerde muhtemelen bu dediğim nedenlerle maalesef biz bu politikaların devam ettirildiğini göreceğiz. Yine zillet denilecek, yine terörle bağlaştırılacak. Yani böyle bir süreç tıpkı yerel seçimler öncesinde yaşanan sürecin bir nevi bir benzeri mi yaşanacak aslında? Çiğdem Hanım. Buyursunlar, buyurun hocam. Tartışmayı uzatmak açısından söylemiyorum ama bir kıyaslama yapmak açısından, çünkü bu konular geldiğinde bir önümüzde bir farazi bir örnek olsun diye ifade ediyorum. Türkiye'de radikal dinci görüşlere sahip epey bir insan var. Bunlar bir araya gelseler ve bir parti kursalar, hatta bunların sayısı artsa, El-Kaide, IŞİD gibi terör örgütlerinden destek alsa, meclise girseler, şeriat istiyoruz deseler, sistemi değiştirelim, yani bir sürü şey deseler,
Ne diyeceğiz? Ya işte 6 milyon oy aldı. Kapatamaz mıyız mı diyeceğiz? Teröre el vuran, teröre el atan bir yapı tarafından desteklense bu Radikal İslamcı Parti. Ne diyeceğiz? Kapanmasın mı? Oy alıyor, vatandaşları temsil ediyor. Bu sorun kapatarak çözülmez mi diyeceğiz? Demeyeceğiz. Kapatılsın diyeceğiz doğal olarak. Eminim stüdyodaki diğer konuklarımız da aynı şekilde kapatılsın diyecekler. Burada mesele HDP değil. Yarın bir İslamcı parti de kurulsa, bir faşist parti de kurulsa, terörle arasına mesafe koymayan her siyasi parti için benim söylediğim geçerlidir. Onun için bu herkes için geçerli ama HDP için geçerli değil. Bu doğru bir mantık değil. Peki. Fatih Hocam'ın sözü üzerine ifade ettiğiniz için bir şey söylemek ister misiniz Fatih Bey? Elbette ki hemen söyleyeyim. Türkiye'de faşist partiler var mı yok mu? Bu konuyu hani tartışmayalım, geçelim. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'de Hüdapar diye bir parti var. Kimdir Hüdapar'ın kurucu kadroları? Hizbullah'tır değil mi? Dolayısıyla Türkiye'de aslında gayet dinci radikal terör örgütleri tarafından kurulmuş bir takım partiler var. Şimdi mesele biçimsel olarak bakıldığında neyi nasıl söylediğimizle ilgili. Bence de örneğin Türkiye'de terör olmasın, şiddet olmasın. Fakat terörün ve şiddetin nedenlerini, sonuçlarını doğru bir şekilde değerlendiremezsek olmaz. Yani bir yandan dağa çıkmasınlar. Evet, dağa çıkmasınlar tabii ki, kimse ölmesin. Kimse terör örgütüne, silahlı örgütlere katılmasın. Benim buna herhangi bir şekilde itirazım olamaz. Ama öte yandan insanlar mecliste de siyaset yapmasın. Yani hani bu tartışma, polemik çok uzar gider ama insanlara bir seçenek sunmak zorundasınız. Ortada siyasi bir sorun var. O siyasi sorun ancak siyasi yöntemlerle çözülebilir. Ben bunu söylüyorum. Dediğim gibi yani bu mesele saatlerce konuşulur, evet, ve biz Sinan Bey'le bu konuda uzlaşamayız. Mümkün değil. Ama evet, hani o söyleyeceklerini söyledi. Ben de söylemiş olayım ve böyle bağlamış olalım bu meseleyi. Peki. Tam da bu noktada işte bu tartışmaları, gelinen noktayı konuşurken bir yandan da artık muhalefet için işte meclisteki kuru ekmek kavgasından bahsettik. Daha doğrusu tartışmasından bahsettik. Gelinen noktada bir seçim sisteminin değişme ihtimalinden daha da çok bahsediliyor. Sinan Hoca özellikle ifade etti. İhtimal olabilir büyük ihtimalle. Böyle bir şey. Daraltılmış dar bölge vesaire, adı ne olursa. Burada belki işte Fatih Hocam diyor ki MHP'ye bir kontenjan verilebilir ve bu şekilde belki daraltılmış bölgeye evet demesi sağlanır. Bütün bunlar oluyor. Belli ki erken seçim beklentisi bilemiyorum bir noktada yokmuş gibi ama bir yerde de sanki olabilir. Bilirmiş gibi işte İyi Parti'den bir vekil çıkıp diyor ki iktisatlı kullanın bütçeyi, ne olur ne olmaz ikinci yarısından sonra biz alabiliriz diyor, baskın seçim göndermesi yaparak belki. Dolayısıyla muhalefetin bu noktada millete umut olma ihtimalini de belki biraz konuşmak lazım ve parti kapatma tartışması konusunda notunuz da varsa buyursunlar. Tabii sonuç olarak sanıyorum Sinan Ohan bizlere de top attı. Ben açıkçası parti kapatmasından yana değilim. Hı hı. Bir işe yaradığını da düşünmüyorum açıkçası. Ayrıca gerçekten işte Sayın Sinan Ohan diyor ki işte 6 milyon oy verdiği için kapatılmaması gerekçesini kabul etmiyorum. Çünkü onlar kendi iradeleriyle oy vermediler diyor. Sayın hocamız gerçekten bulunduğu ilde bu türden olaylar bir yaşamış. Bir kısmı dedim. Bir kısmı. Evet. Anladım. Peki o zaman düzeltiyorum. Bu bir kısmından geri kalan kısmın oy veriyor olmasını da bizim gerçekten dikkate almamız gerekiyor. Ben işte 90'dan itibaren gazetecilik yapmaya başladım ve her 2 senede bir, 3 senede bir operasyonlar yapılıyor, askeri harekatlar yapılıyor. Terörün kökü kazınıyor. Yani ben 3 senede bir bu kış terörün kökünü kazıdık diye kaç kere gazeteci olarak yazdım. Ama askeri yöntemlerle, harekatlarla, operasyonlarla bir yere gidilmediğini görüyoruz.
ve siyaset kapısının açık olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten HDP'li milletvekilleri çok açık bir şekilde şiddeti teşvik eden, her sabahtan akşama şiddet çağrısında bulunmaları söz konusu olsa zaten haklarında bir takım süreçler başlardı. Biraz hocamıza katılıyorum. Gündemi açıkçası perdelemek ve örtmek nedeniyle yapıldığı bu tartışmaların bu nedenle biraz gündeme getirildiğini düşünüyorum. Seçim meselesine gelirsek eğer bir seçim yani erken seçim gündeme gelebilir. Sinan hocamızın bahsettiği, Sayın Sinan Oğan'ın bahsettiği seçim sisteminin değişmesine dönük çalışmaları bizler de duyuyoruz. Buna benzer çalışmalar olduğunu bizler de duyuyoruz. Dolayısıyla her an bir erken seçim gibi konular gündeme gelebilir. Bununla ilgili muhalefete dönük olarak şunu söylemek isterim. Gerçekten Türkiye'de iktidar çok zor bir süreçten geçiyor. Son derece kötü bir performansı var. Buna rağmen bu kadar kötü bir performans yapan iktidar karşısında kamuoyu yoklamalarında da muhalefet partilerinin çok ciddi bir sıçrama içinde olmadığını görüyoruz. Bu çerçevede de muhalefet partilerinin de kendilerini gerçekten sorgulamaları gerekiyor. Gerçekten hiçbir şey yapmasalar bile normalde AK Parti'nin bu korkunç performansı nedeniyle normal şartlarda oy oranlarında zıplama olması beklenirken bunu hiçbir kamuoyu yoklamasında açıkçası göremiyoruz. Çünkü belli ki ortada çok ciddi bir şekilde AKP'den kopma, çok ciddi bir şekilde kararsız olma hali var ve çok ciddi bir şekilde muhalefet partilerini hala alternatif olarak görmeme durumu var. Demek ki yani muhalefet partileri bir alternatif çözüm üretemiyorlar. Üretiyorlarsa bunu duyuramıyorlar. Şimdi tabii biz denecek ki işte AKP bütün basın organlarını elinde tutuyor. İşte biz oraya çıkamıyoruz. Vallahi yani siyaset çözüm üretme sanatıdır. Dolayısıyla yani o yolları muhalefet bir şekilde bulacak. Ben eski kafalı bir gazeteciyim. Mesela sosyal medyayı çok iyi kullanamıyorum. Bakıyorum hiç tanımadığım birisi milyonlarca kişi yani onun yazdığı boş şeyleri okuyabiliyor. Demek ki ben burada suçu kendimde arıyorum. Yani ben diyorum demek ki daha fazla kendimi okutabilmek için başka yollar bulmalıyım. O nedenle de muhalefetin de ciddi bir sorgulama içine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve de burada tabii şu notla bilmiyorum daha devam edecek miyiz ama özellikle muhalefet partilerinin gençleşme, gençlere hitap etme, kadınlara hitap etme konusunda yeterli çaba içinde gördüğümü söyleyemem. Yani kadınları eşit şekilde yanlarına almadan muhalefet partileri 21. yüzyılı ıskalayacaktır. Hiç yani işte biz kadın bulamıyoruz, kadın aday bulamıyoruz, hiç bilmem ne, bunlar da açıkçası mazeret olmasın diyorum. Önemli, hele ki gençlerin dinamizmine, kadınların da aynı zamanda bu memleketin her alanına katacakları çok büyük artılar varken geri planda kalmalarını doğru bulmayan bir kadın olarak aynı zamanda muhalefete yönelik hem eleştiri hem yorum da kapsadığı için o zaman Turan Bey size bir sormak isteriz. Yani gerçekten biz de anket yapan şirketler anketlerini yayınladıktan sonra onlarla elbette ki konuşuyoruz söz konusu şirketlerin, anketlerin yetkilileriyle. Evet, baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ciddi anlamda bir düşüş yaşadığı, zaman zaman bazı tırnak içinde diyelim milli meselelerin belki biraz güdümüyle birkaç puan belki yükseltebildiği bir süreç. Ama muhalefette de artış olsa da o hani iktidarın performansına bakınca o istenen artışın olmaması, memleketteki en büyük ikinci partinin kararsızlar olması, bu muhalefete ne tür bir mesaj veriyor? Siz ne mesaj alıyorsunuz bundan? Parti kapatma konusunda görüşlerimi merak ediyorum. Tabii tabii buyurun onu da sormuş olayım. Önce onu konuşalım. Tabii tabii o konuyu siz açmıştınız. Vatandaş ben ne yapacaksa yapacak. Peki buyurun. Şimdi anayasanın 69. maddesi, bir defa 69. maddesi hastalıklı bir madde. Hastalıklı bir madde. Parti kapatmayı düşünüyorsanız hastalıklı bir mevzuatınız var demek. Ben size şimdi
Fotoğrafı tersinden okuyacağım. Bakın hangi partiler kapanır bu maddeye göre. Burada anayasanın 68'e 4. fıkrasına atıfta bulunuyor. O fıkra öyle sadece terör merör değil o fıkra. Bakın okuyayım ben size. Diyor ki siyasi partilerin tüzük program vesaire eylemleri devam ediyor. İnsan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve layık cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf ve zümre diktatörlüğü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz. Suç işlenmesini teşvik edemez. Evet. Bu maddeye göre AK Parti'nin de kapatılmasını istersiniz. Sürekli Türkiye'yi kamplaştıran bir parti dersiniz, değil mi? Sürekli insan hakları ihlalleri yapıyor dersiniz, değil mi? Türkiye insan hakları ihlalleri dolayısıyla yaptırımlarla karşı karşıya. Evet, evet. Hukuk sistemimiz itibariyle Venedik Komisyonu tarafından sürekli eleştirilen bir ülkeyiz. Ve Türkiye demokratik anlamdaki kriterlerde sınıfta kalıyor sürekli dünyada. Bu iktidarın uygulamaları nedeniyle. Değil mi? Haksız mıyım? Buyurun. Şimdi AK Parti'nin kapatılmasını mı istemek gerekecek bu durumda? Söyleyebilir misiniz AK Parti'nin bütün uygulamaları demokratik, layık, hukuk devleti ilkelerine uygundur diye? Aynı partinin içerisinde bir dünya FETÖ'cü siyasetçi varken bir tanesi yargılanmadı. Öyle mi? Suç örgütü arıyorsanız bir de bunlar vardı. Yurt dışına kaçtı, orada oldu, burada oldu. Karar mekanizmalarında vardı, Mehmet Dişlisi vardı. Efendime söyleyeyim Hakan Şükür'ü vardı bildiğimiz. Fettah Tamince gibi bir adam şu anda Cumhurbaşkanlığı uçağında geziyor. Öyle mi? Evet, FETÖ evet, finansörü evet. diye adlandırılıyor. Bakınız, hukuk soyut ve genel olduğu kadar somutlaştırıldığı zaman akla da uygun olmalı, eşitlik ilkesine uygun olarak da uygulanabilir olmalı. Elinize aldığınızda bir sopaya çevirebileceğiniz bir düzenlemeye siz saf hukuk düzenlemesi derseniz altında kalırsınız. Ya da başka bir şey söyleyeyim. Yine şeytanın avukatlığını yapayım. Hı hı. Sayın Bahçeli, bir suç örgütünden gelen insanın, eski bir mahkumun ifadelerini sahiplendi. Öyle mi? İçişleri Bakanı, genel başkanımıza uygulanan linçi sahiplendi. Milli Savunma Bakanı, orada dedi ki, ya mesajınızı verdiniz dedi. Suçu teşvik etti. Övdü dolaylı olarak, öyle mi? En yakın Bahçeli. Genel başkanımıza tehdit ve hakaretler yağdıran, açıkça suç işleyen bir insanı öldü. Bu açıdan baktığımız zaman bu partiler demokratik bir dünyanın temsilcisi mi? Türkiye'de sadece yazılı bir anayasanın varlığını demokrasi olarak adlandırmaya kalkarsanız sorun yok dersiniz. Ama ağır ihlaller nedeniyle sürekli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum olan bir ülkeyiz biz. Sürekli Avrupa'nın çeşitli kurumları tarafından kıskaca alınmış ve yakın tarihte Avrupa Birliği'nin şimdi uygulamaya koymaya başladığı bir küresel insan hakları rejimi var. Mesela burada büyük bir ihtimalle bir dünya yaptırımla karşı karşıya kalacağımız bir ülkeyiz. Bir tekçi iktidar var. Bunların tamamına demokratik iktidar meseleleri diyeceğiz. Bu partileri masum göstereceğiz. Başka partileri de öyle ya da böyle eleştireceğiz. Bakınız, suçların şahsiliği diye bir şey vardır. Parti kapatmaya karşı olmanın temel nedeni budur. Parti kapatmayı sürekli gündemde tutmak demokratik hayatın altına sıkılmış kurşunlardır. Bir partinin içerisinde suç işleyen insanlar varsa tamamını getireceksiniz, dokunulmazlıklarını da kaldıracaksınız, yargılayacaksınız. Suçların şahsiliği ilkesi bunu gerektirir. E şimdi birileri suç işliyor. Birileri de dolaylı olarak onunla ilgili gösteriliyor. Kapatalım o partiyi, kapatalım partiyi. Niye? Bugün niye gündeme geliyor bu? Az önce Sayın Oğan'ın söylediği meselelerden dolayı geliyor. Evet. Evet. Kapatsanız ne olacak bu partileri? Ne oldu Saadet Partisi kapatıldı? Ne oldu efendime söyleyeyim Milli Selamet Partisi kapatıldı? Ne oldu Fazilet Partisi kapatıldı? AK Parti'nin iktidarı mı engellendi bu ülkede? Ne oldu sürekli Kürt bölgesine hitap eden partiler kapatıldı da? Bugün HDP'nin varlığı mı engellendi? Az önce sorduğum sorunun cevabını herkes verirse Sayın Oğan'ın sorduğu sorunun cevabını da ben dolaylı olarak vermiş olacağım. Bu anayasanın girişinde bırakın diğer maddeleri, hürriyetçi demokrasiden bahsediliyor. Hürriyetçi demokrasiden bahsediliyor. Bugün Türkiye'de uygulanan rejim hürriyetçi demokrasi midir? Milletin malına Cumhurbaşkanı kararıyla el koyduğunuz bir rejime hürriyetçi demokrasi diyebilir misiniz? Ben mi yarattım bu rejimi? O zaman önce bu hastalıklı maddeye göre, ki bana göre makul değildir,
doğru değildir. Hı hı. İyi bir hukukçu olarak söylüyorum. Asla böyle yorumlanmamalı. Asla böyle yorumlanmamalı. Asla partiler de kapatılmamalı. Bu da anayasadan çıkarılmalı. Ama böyle bir yorum yapılmaya kalkıldığı zaman cevabınız ne olur? İşte bir hastalıklı norm üzerinden yürümeye kalkarsak bu iş başka yere varır. Sayın Devlet Bahçeli'nin teveran etmesine gerek yok. Hiç öyle ortalıkta gezmesine de gerek yok. Boşu boşuna kamuoyuna da gündem oluşturmasına da gerek yok. Kendisi mecliste grubu olan bir partidir. Söylediklerine inanıyorsa yargıta Cumhuriyet Başsavcılığına direkt suç duyurusunda bulunma hakkı vardır. Ne ortalıkta geziyor kardeşim ya? Millet açlıktan ölüyor. Sokaklarda insanlar açlıktan ölüyor. İşsizlik olmuş %30. 13 milyon insan işsiz. Biz Devlet Bahçeli'nin böyle hezeyanlarıyla mı uğraşacağız burada? Kendi elinde böyle bir yetki var. Doğru yanlış. Bu yasayı kabul etmiyorum. Parti kapatmaya karşıyım. Parti olarak da parti kapatmaya karşıyız. Kendi partimin görüşlerini tekrarlıyorum aynı zamanda burada. Ama siyasi partiler yasasının 100. maddesi açık. Bu başvuruyu yapabileceklerden bir tanesi de Sayın Devlet Bahçeli'dir. Mecliste grubu var. Sayın Oğan iyi bilir. Mecliste grubu olan partiler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunabilirler bu konularla ilgili. Oradan gelecek olan duruma göre Yargıtay'da bir kurum vardır. Reddedilirse o inceler falan filan. Niye oyalıyor bizi kardeşim ya? Niye oyalıyor Sayın Bahçeli bizi? Bu işi bırakacaklar. Bu konuyu bırakacaklar. Türkiye'yi hamasetle köpürtmeyi de bırakacaklar. Türkiye'nin beka sorunu varsa ekonomik meselelerinden vardır. Türkiye'de terörün kaynağında da ekonomik meseleler vardır. Eşitsizlikler vardır. Yoksulluk vardır. Yoksulluğun olduğu, eşitsizliğin olduğu, hizmetin doğru götürülmediği, mekanizmaların doğru olmadığı yerlerde terörün her türlüsü oluşabilir. Bu, o terör de olur. Az önce Sayın Yaşlı'nın söylemiş olduğu gibi dinci terör de olabilir. Dindarların olmaz ama dinci terör de olabilir. Bunların önüne geçmenin tek yolu vardır. Ülkede demokrasiyi yerleştirmek, ülkede hukuku yerleştirmek, ülkede insan haklarını yerleştirmek, ülkede yaşayan tüm kesimlerin birbiriyle barışık bir şekilde yaşayabilmesini hayata geçirmek ve demokratik hayatın olmazsa olmazı siyasi partiler üzerine kıskaç almak yerine suçların şahsiliği ilkesi gereği suç işleyen tüm insanları bir şekilde cezalandırmanın hukuksal yolunu bulmak. Adil, güvenilir yargıyı yaratmak. Devlet Bahçeli elini bir defa yargıdan çekecek. Yanına insanları alıp ikinci baro kursun diye mesaj vermek yerine, suç işlemiş insanlara sahip çıkmak yerine, yargının içerisinde bir şekilde kendi tabanında örgütlenmeler yapmak yerine yargıdan elini çekecek. Uzak duracak. Bağımsız ve tarafsız bir yargıyı sağlasınlar. Merak etmesinler. Bu ülkede her şey çözülür. Bu ülkede çok namuslu yargıçları var. Her şey çözülür. Ne teröre mahal verirler, ne başka bir şeye mahal verirler. Ama yoksulluğu, açlığı, bitmişliği, hazinenin dibe vurmuşluğunu, uluslararası alandaki düşürülmüş olduğumuz onursuz pozisyonları o milletin gözünden kaçırmak için sürekli bir düşman üretmek istiyorsanız dışarıda bütün komşularınızla bir şekilde kavgalı olursunuz. Her gün birilerine bağırırsınız. Ey Amerika, ey Rusya, ey Hollanda, ey Almanya, ey Merkel, ey bilmem Fransa. Sonra da içinizde de bir kesimi husumet alanı olarak ilan edersiniz ve bu milleti rahat bırakmazsınız. Devlet Bahçeli ortağıyla çözmesi gereken sorunları milletin üzerinden çözmeye kalkmayacak. Vermesi gereken mesajları milletin üzerinden vermeye kalkmayacak. Peki. Kendisinden daha fazla oy almış bir partiyi bir şekilde kapatılsın derken kendisinin de ne derece hukuka uygun olduğunu bir gözden geçirecek. Bulunduğu yer itibariyle hukuka ne kadar saygılı olduğunu bir gözden geçirecek. Saydım ben size. Eğer bu anayasa maddesine bakarsanız kapatılmayacak parti yok. Açıkçası bu. Sadece terörden bahsetmiyor. Hukuk devletine saygılı olmak diyor. Demokratik devlete saygılı olmak diyor. Suçluyu övmemek diyor. Evet. Hadi bütün partileri temizleyin de ben de göreyim. Yaşadığımızla yazanlar bir mi diye de bir yandan tabii bir başka konu. Bunlar hastalıklı mevzuatlardı. Tekrar evet, ediyorum. Anladım. Hukuk sistemimizde olmaması gerekir. Suçların şahsiliği ilkesi gereği bağımsız ve tarafsız bir yargı eğer terörü öven varsa doğrudan cezalandırılmalıdır. Ama terör suçları da doğru tarif edilmelidir. Masum gazetecileri Türkiye'nin bütün çirkefliklerini yazdılar gibi, Barış Pehlivan gibi, Murat Ağrel gibi, Barış Terkoğlu gibi, hanımefendi gibi onları da terörist diye içeri atmaya kalkarsanız sizin terör tarifiniz inandırıcı olmaz. Hukukunuzu doğru kurgulayacaksınız. Adaletinizi doğru teraziye koyacaksınız. Terörist varsa teröristi cezalandıracaksınız.
Peki sorunun diğer kısmını da unutmadıysak Kur'an Diğer kısmı şöyle. Siyasetin yeni yüzler istediğini anlıyoruz burada. Evet. Yeni anlayışlardan çok yeni yüzler istediğini anlıyoruz. Hı hı. Türk siyasetinin içerisine kadınlar, gençler, farklı kesimlerin girmesi gerekir. Biz de siyasi parti olarak buradan almamız gereken dersi almamız gerekir. Ama alıştığımız bir durum oluştu galiba Türkiye'de. Bir parti gelecek, %45 alacak. Türkiye'nin gerçeği bile bu değildir. Türkiye'nin çok sağlıklı bir yapısı vardır. Farklı görüşlerin içerisinde beslendiği, bir tarafında işte farklı sağ siyaseti, bir tarafında farklı sol siyaseti çok çeşitli şekilde ırmaklar halinde akıtabilen bir siyasi yapısı vardır. Herkes kendi özgür alanında kendini ifade edebilmelidir. Bunun da yolunu açacak olan güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi hayata geçirmektir. O zaman çok farklı kesimlerin aslında müştereklerinin oluştuğu yerde Türkiye'yi birlikte çok rahat idare edebileceklerini görürüz. Bizim kaygımız şu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Biz %50 alalım meselesi değildir. Bu sistemin içerisinde tekçi bir iktidarı arayalım değildir. Bizim kaygımız travmalara uğratılmış bir hayatımız söz konusu. Ekonomik anlamda, hukuksal anlamda, demokratik anlamda hayatın içerisinde onu tamir edecek derecede birbirine toleranslı yaklaşabilen çok farklı kesimlerin müştereklerde birleşerek Türkiye'nin sorunlarını çözmesidir. Asıl olan şudur, bu iktidarın savunuculuğunu eğer bir yan olarak belirlersek, cephe ifadesini özellikle kullanmıyorum, bütün kamuoyu yoklamaları gösteriyor ki başkanlık sisteminin savunulacak yanı kalmamıştır, savunanların da geleceği kalmamıştır. Onlar o yüzden Sayın Oğan'ın söylediği gibi ayak oyunlarıyla millet iradesinin üstüne çökmenin yolunu arıyorlar. %30'la bu iktidarın tahkimatını nasıl yaparız, 35'le nasıl yaparız yollarını arıyorlar. Bıraksınlar, Türkiye'de güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasi kurulsun ve Türkiye sorunlarından kurtulsun. Dünya bizi bir şekilde onare edebilsin, hukuk işlesin, hayat işlesin, farklı kesimler kendilerini temsil ediliyor şekilde görsün ve o süreç içerisinde Türkiye'nin sorunları bir yılda, iki yılda çözülecek sorunlar değildir. 5-10 gün içerisinde çözülecek sorunlardır. Halkımız temsil edildiğine inandığı bir rejim ve yapıda gerekirse katlansın sorunların çözüm sürecine. Bir şekilde bu işin altından kalkalım. Yoksa bu yapıyla kalkamayız, bu mantıkla da kalkamayız. Bir tekçi iktidar daha arayalım, biz böyle bir şey aramıyoruz. Peki. Biz Türkiye'de demokratik hayatın kendisini ifade edebileceği yeni bir rejim arıyoruz. Sayın Oğan da olsun onun içinde, Sayın Yaşlı da olsun, biz de olalım. Türkiye'nin müşterek ekonomik, demokratik, hukuksal sorunlarını beraber çözelim. Peki. Artık son sözleri almaya başlayayım o zaman diğer üç isimden de Turan Aydoğan'ın bu açıklamaları sonrasında, bu değerlendirmeleri sonrasında muhalefete ilişkinde. Sinan Hocam, nedir son söz artık? Yani sistemle ilgili mi not düşersiniz? Seçim sisteminde bir değişiklik olabilme ihtimalinden bahsettiniz ama muhalefetin özellikle neredeyse hepsinin ortak olduğu güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu önemli. Ama zaman zaman iktidarın da hiçbir şey değilse bile belki partisiz cumhurbaşkanlığına doğru bir evrilme içerisinde olabilme ihtimalini de konuşuyor. Yakın geliyor mu ihtimal olarak? Yani çünkü kendini sıkıştıran bir sistem oluşturdu dediniz ya başta siz sistemle ilgili bir şey söylerken. Bu sıkışmışlıktan kurtulmak için iktidar partisi böyle bir düzenlemede çabalar mı acaba? Bununla ilgili de bir çabaya girer mi? Ve son notlarımız. Şimdi Türkiye'de bir siyasi parti liderinin şu cümlesi ve araya herhangi bir başka bir cümle almadan şu ifadesi son derece ilginçtir. Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemiyle bir daha seçilemeyecektir. Türkiye parlamenter sisteme geçmelidir. Şimdi şöyle bir gerçek var ortada. Evet. Recep Tayyip Erdoğan hangi seçim sisteminde hangi değişikliği yaparsa yapsın, bu mevcut sistemde istediği sonucu alma ihtimali yok. Peki bugünkü anket sonuçlarını baz aldığımızda parlamenter sistemde birinci parti kim? 18 senenin sonunda Barçın Hanım'ın sözüne geleceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani burada Anadolu'da güzel bir söz var. Yani şapkamızı önümüze koyup bir düşünmemiz lazım ya. Niye? Yani şu an
ana muhalefet partisinin oy oranına yakın bir, bazı anketlerde daha fazla kararsız oyu var. 18 yıllık bir iktidarın bıkmışlığı, tükenmişliği, yani düşünün 18 yaşında olan birisi şimdi artık evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, değil mi? 18 sene geçmiş üzerinden. Yani ve hiç ömründe başka bir iktidar görmemiş. Böyle de bir nesil var. Buna rağmen bu neslin oyu alınamıyorsa bunun siyaset ötesinde oturulup sosyolojik analizinin siyasi partiler tarafından yapılması lazım. Bilim adamları, akademisyenler tarafından yapılması lazım. Siyasetçilerin de bundan ders çıkarması lazım. Ben de Türkiye'deki siyaset yapan insanlardan birisi olarak söylüyorum bunu. Yani Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi, yani Cumhur İttifakı'nın dışındaki kişilerin bunu bir oturup sorgulaması lazım ya. 18 sene, yani Türkiye'de her iktidara nasip olan bir şey değil bu. Ama buna rağmen yarın parlamenter sisteme geçildiğinde AK Parti yine birinci parti. Yani yine iktidar, söyleyeyim. Pek öyle zannetmiyorum Sayın Oğan. O sebeple bir muhalefetin, yani şöyle birinci parti, şöyle birinci parti olma ihtimali yok. AK Parti. Adalet ve Kalkınma Partisi bir... Yok, yok. Burada Sayın Cumhurbaşkanı şöyle, Sayın Yılmaz'ın üzerinden yaratılan bir tablo var. Ve bu rakamlar da çok doğru değildir. Kararsızlar doğru olabilir ama AK Parti'nin rakamları doğru değildir. Peki. Özür dilerim. Kestim sizi. Ne olursunuz bağışlayın. Yok, ben AK Parti'nin rakamları doğru demedim. Estağfurullah. AK Parti'nin rakamları doğru demedim. Ama yani bütün anketlerde birinci çıkan parti Adalet ve Kalkınma Partisi. Hani ben de bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Yani 18 yıllık bir iktidarın hala birinci parti çıkıyor olması. Hatırlarsanız bütün anketlerde. Yani CHP mi birinci çıkıyor? Sayın Aydın. Belediye başkanı oldu. Özür diliyorum. Peki, ne olursunuz. Peki, tabii anketlerin anketlerin güvenirliği konusu hep bir tartışma konusu da oluyor ama bir yandan da evet, yani muhalefet bu buradan ayrı bir tartışmanın konusu. Tabii. Yani burada yani bir ders çıkarmak zorundayız. Bu tabii. İşte yani farklı rakamlar, farklı iddialar, farklı anketler ortaya koyabiliriz ama 18 sene iktidarda olan bir siyasi partinin yıpranmışlığını, şusunu, busunu, her şeyini önümüze koyalım. Biraz önce Barçın Hanım'ın dediği konuları da onun yanına koyalım ve altını böyle kalın iki tane çizgi çekelim. Evet. Karşısına da bir soru işareti koyalım. Buradan bir ders çıkarmak lazım. Evet. Bu konuda bir çalışma yapmak lazım. Peki. Gençleri, siyaseti gençleştirmek lazım. Türkiye'de bakınız sokağa çıkma yasağı var. 65 yaş üstüne, değil mi? Yanlış anlaşılmasın lütfen. Liderlerden bahsedeyim. Çoğu sokağa çıkamaz. Yani Türkiye genç nüfusa Z kuşağı diyoruz, bilmem ne diyoruz. Hani Amerika'da da Trump'la Biden'ı toplasanız hakikaten epey bir yaş ediyor. Kesinlikle. O da ayrı bir garabet. Siyasetin Türkiye'de, özetle bir cümle, siyasetin gençleşmesi lazım. Siyasetin kendisini zamanın ruhuna uydurması lazım. Barçın Hanım'ın söylediği bir konuyu birçok konuda farklı düşünebiliriz ama bu son turda söylediklerinin hepsinin altına imza atıyorum. Siyasetle ilgili söylediklerinin. Barçın Hanım diyor ki ben diyor sosyal medyayı hani çok doğru kullanmıyorum. Bakınız bunun kilit noktalarından biri de sosyal medyadır. Sosyal medyayı Amerikan seçimlerindeki Trump'ı kazandıran sosyal medya olarak da görmek lazım. Yani Rusya'nın müdahalesiyle, dolayısıyla hafife dalmamak lazım. Şüphesiz. Yani son dönemde özellikle Obama'dan bu yana seçimlerde sosyal medya kullanımının etkisi hep konuşuluyordu zaten. İstanbul seçimlerinde de çok etkili olduğunu düşünüyorum. Oldu, sosyal medya. Evet, sosyal medya o mecra unutulmamalı. O mecra çok bir kenara atılası bir mecra değil. Tabii yani başka amaçlarla kullanımı konusunda da işte yargı üzerindeki etkisi konusunda Amerika'daki jüri sistemi ise bizde de mesela sosyal medyadaki duruma göre kararlar verilir oldu. Doğru ya da yanlış, bu da bir başka belki tartışma konusu ama o notu da o şerhide düşerek. Fatih Hocam birkaç cümleyle ne dersiniz bize?
Sosyal medyadan devam edeyim ben de. Peki. Bana genelde sosyal medyada yöneltilen temel eleştirilerden biri, sizin de gayet iyi bildiğiniz üzere, muhalefete muhalefet ediyor olduğum iddiasıdır. Halbuki benim yapmaya çalıştığım şey esas olarak şudur. İktidarı bugün ayakta tutan en önemli şeylerden biri maalesef muhalefetin bugünkü tutumudur. Dolayısıyla biz de Barçın Hanım ve Sinan Bey'le en azından bu konuda uzlaşmış oluyoruz. Gerçekten de anketlere bakıyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın oylarının toplamı daha geçen gün Fethi Açıkel, yani bir CHP'li açıkladı. %45 iki partinin oy oranı. %45. Şimdi bakıyorsunuz ülke öyle bir konjonktürde seçime götürülür ki kararsızların üzerine 5 puanı koyduğunuz zaman kararsızlardan alıp %50 ile AKP-MHP bloğu bir kez daha iktidar olabilir. Yani şimdi 18 yılın sonunda bu iki partinin oylarının hala daha, hele böyle bir ekonomik krizde %45, diyelim ki %40'a düştü. 40'a düşmüş olması üzerine bile ayrıntılı bir şekilde düşünmek gerekmez mi? Yani bunun üzerine kafa yormak gerekmez mi? AKP'nin MHP'nin oylarında düşüş olduğu halde CHP'nin oylarının bir puan dahi artmıyor olması hususu üzerine düşünmek gerekmez mi? Yani genel olarak Millet İttifakı'nın içerisindeki partilerin ciddi bir oy sıçraması yapamıyor olmasının üzerine düşünmek gerekmez mi? Şimdi bunları söylediğiniz zaman diyorlar ki sen umutsuzluk yayıyorsun. Hayır, tam tersine, muhalefetin bugün izlemiş olduğu pasif siyaset gençlerde, halkta, emekçilerde, yoksullarda bu iktidarın alternatifi olan yeni bir iktidar umudu yaratmadığı için biz bu haldeyiz. Yani ve şu anlamda Sinan Bey doğru söylüyor. Yarın hep beraber oylama yapılıp parlamenter sisteme geçilsin, AKP yine %35 ile iktidar olur. Ya bu çok açık bir olgu. Bunu niye görmezden geliyoruz? Bunu görmezden geldiğimiz sürece nasıl siyaset yapabiliriz? Nasıl muhalefet yapabiliriz? Ha, ben dolayısıyla eğer önümüzdeki süreçte seçim şu bu eğer gündeme gelecekse iktidarın karşısına hakiki bir alternatif, ciddi bir umut odağı koymadan muhalefetin herhangi bir şey yapamayacağı kanaatindeyim. Şu anki görünen durum budur. Önümüzdeki süreçte değişir mi değişmez mi onu hep beraber izleyip görürüz. Peki. Turan Bey, bir cümleyle ne söylersiniz? Tabii. Tabii. Sonra Barçın Hanım'la eleştirilere, kapatacağız. Eleştirilerden alacaklarımızı almak zorundayız. Evet. Ben Sayın Oğan'ın söylemiş olduğu kadınların, gençlerin, yeni kuşağın falan siyasetin içerisinde olmaması meselesinin çok önemli bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Kendi partimin içerisinde bunları dile getiriyorum. Böyle olması gerektiğini ben de biliyorum, ben de farkındayım. Ama muhalefet öyle küçümsenecek işler yapmadı. Türkiye'nin 2/3'ünün belediyelerini aldı. Bakın, hakkaniyetli davranmak zorundayız. Hı hı. Eleştirmek çok kolay ama Türkiye'de bazı ittifakları kurabilmek öyle kolay değildir. Belediye konusunda Sayın Aydoğan'a hak veriyorum. Evet. Doğrudur. Sayın Kılıçdaroğlu bir bilge siyasetçi örneği olmaya çalışıyor. Hani diyor ya Adalet ve Kalkınma Partisi, bozmaya çalışıyor ya bu ittifakları, yok etmeye çalışıyor, nifak tohumları sokmaya çalışıyor. Nasıl bu insanlar bir arada olabilir diyor ya. Bu bir arada olabilmeye saygı duymayı öğrenmek zorundayız. Türkiye son 30-35 yıl içerisinde benim çocukluk ve gençlik yıllarımdaki agresif hak tarifçiliğini yaşamıyor. Son 35 yıl içerisinde başka bir saygı duymamız gereken alan daha ortaya çıktı. Eleştirmek değil, saygı duymak zorundayız. Muhafazakar ama bir şekilde hayatın içerisinde kendisini tarif etmeyi becerebilen bir kitle ortaya çıktı. Bakınız, ben bir sosyalist kökeninden gelen kişiyim. Sadece sosyalist terminolojiyi burada hayata sürerek konuşmaya kalkarsam hata yaparım. Abi. Türkiye'nin doğruları başka yerlerde oluşmaya başladı. 80'li yıllardan sonra oluşan kütle çok farklıdır. Sayın Genel Başkanımızın dostlarımızla beraber olacağız ifadesi, dünyanın bütün demokratları birleşin şeklinde Bulgaristan parlamentosunda yaptığı ve bizim parlamentomuzda yapmış olduğu konuşmaların bir ölçüde kıymetli olduğunu görmek zorundayız. Peki. Siyasetin dar jargonu üzerinden tarifler yerine hayatın içerisindeki buluşabilmeleri becermek zorundayız. Biz Türkiye'nin sağıyla da soluyla da hakları gasp edilen bütün çevrelerle buluşabilmenin yollarını arıyoruz ve peki, bunu belli ölçüde başardık. Yerel seçimler bunun örneğidir. Bakınız, peki, Mansur Yavaş'a eğer HDP'de siyaset yapan insanların bir kısmı oy verdiyseler, Türkiye'nin gerçeğini insanlar yakalayabiliyor demektir. Sistem bazı yerlere zorluyorsa sistemin hatalı yanlarını da görmek zorundayız. Ama şuna katılırım. Muhalefet partileri hayatı tekrar tekrar sürekli gözden geçirmek zorundadırlar. Siyasi ilişkilerini kurgularken doğru zemini yakalamak zorundadırlar. Bizim sorumluluğumuz
züccaciye dükkanında yürüyen filin ayaklarının altını kontrol edebilmek kadar ağır bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorundayız. Peki. Biz bütün bunlara saygılı olmak zorundayız ve ama bunlardan bir üretim yakalamak zorundayız. Yakalanan üretimi de hep beraber saygıyla karşılamak zorundayız. Bugün hayatımızın içerisinde bir Ekrem İmamoğlu var, bir Mansur Yavaş var. Bakınız buralar kolay işler değildir. Anladım. Sizin %45 dediğiniz iktidarın beslendiği yerlerin hortumlarını kestik biz. O yüzden bu iktidarın geleceğini de kestik demektir. Teşekkür ediyorum. Ki o yüzden de zaten galiba işte meclis terk ediliyor. Terk edilirken oluşan görüntü de böyle Kürt bir görüntü olarak akıllardaki yerini alıyor Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bahsediyorum. Şunu söyledim aslında Çiğdem Hanımcığım. Demokratlık bir birilerine özgü değildir. Mütedeyyin demokratlar vardır, muhafazakar demokratlar vardır, sağ demokrat vardır, merkez sağ demokrat vardır, solun demokrat kesimleri vardır. Biz bu hassasiyet içerisinde demokrasi arayışı içerisinde olmak zorundayız. Çok peki. Özür diliyorum, tekrarlamak peki. Zorunda kaldım. Peki. Kavramsa kavram bunlar yani. Peki, son cümleyi Barçın Yinanç'a bırakacağım. Yani iç dış politikayla başladık. İç politikayı ben dış politikayla bitirmek hadi istiyorum. Olur. Elbette ki önümüzdeki günlerde elbette ki iç siyaseti çok konuşacağız ama bazen korkuyorum ki Türkiye bu iç politikadaki tartışmalara çok saplanıp dünyada olan biteni ıskalama durumuna gelebiliyor. Önümüzdeki dönem gerçekten Türkiye açısından, dış politika açısından çok önemli bir dönem olacak. Türkiye bölgesinde önemli bir rol oynayan, global iddiası olan bir ülke. Böyle bir ülkenin muhalefetiyle, düşünce kuruluşlarıyla, gazetecisiyle, kanaat önderiyle dış politikadaki gelişmelere karşı daha fazla hazırlıklı olması gerekir. Bazen ben televizyonları açıyorum ve bakıyorum, yani hani klişe bir laf var ya, millet aya gitmiş bunlar ne tartışıyor. O kadar bazen iç politikada hamasi tartışmalar yapılıyor ki dış politikadaki bir takım gelişmeler ıskalanıyor. Bence muhalefet partilerinin de muhakkak oturup bu döneme hazırlanmaları gerekir. İşte NATO nereye evrilecek? Türkiye'nin Çin'le ilişkileri nasıl evrilir? Rusya ile önümüzdeki dönem başlayacak enerji müzakerelerinde Türkiye nasıl bir tavır almalıdır? Bununla ilgili muhalefetin oturup tartıştığını, toplantılar yaptığını ben bir gazeteci olarak açıkçası görmüyorum. Varsa demek ki müthiş böyle gizli bir şekilde yapıyorlar ama bunlara dönük hazırlıkların hem muhalefet ve hem dediğim gibi düşünce kuruluşları hem gazeteciler olarak yapılması ve önümüzdeki dönemde dış politikayla ilgili bilgiye dayalı, analize dayalı tartışmaların yapılması çok önem taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bilgiye dayalı, analize dayalı, herkesin her şeyi konuşabildiği bir ortamda bu önemli bir vurguydu. Barçın Yinanç, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten katkılarınız için sağ olun. Fatih Yaşlı Hocam, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olunuz. Sinan Oğan Hocam, çok teşekkürler efendim katıldığınız için. Sağ olunuz katkılarınız için. Ve biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ve Turan Aydoğan, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz katkılarınız, ben teşekkür düştüğünüz ediyorum notlar efendim için. Tüm katılımcılardan, emeklerinden faydalandığım için teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olunuz. Olağanüstü güzel bir çalışmaydı. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için her birinize. Bir kez daha tekrar görüşmek ümidiyle diyoruz elbette. Ekip arkadaşlarımla birlikte her şeye rağmen iyi haberler diyerek bitireceğiz yine. İyi haberler olsun da onları da konuşabilelim üzerine. Belki çok böyle kötü haberler üzerine konuştuğumuz kadar uzun sürmeyebilir ama yine de iyi şeyler olsun. Varsın kısa olsun, onları konuşalım. Çok teşekkürler bizimle olduğunuz için. Hoşçakalın.